akşamlar sevgili seyirciler. Lider Haber'de Haber Arena başlıyor. Ben Nesibe Cebeci. Efendim siyasette gündem yoğun. Zira Türkiye'nin seçimine ikinci tura son üç gün. Bugün Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı. İki gün önce de Sinan Oğan Erdoğan'a desteğini açıklamıştı. En yoğun tartışılan konu başlıkları bunlar. Biz de bu konulara bakacağız bu akşam. Özdağ neden Kılıçdaroğlu dedi? Sinan Oğan neden Erdoğan dedi? Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasında gizli bir pazarlık mı söz konusu? En çok konuşulan konular arasında. Yine protokol maddeleri tartışılıyor. Özellikle dördüncü madde yani kayyum konusu, kayyum konusundaki çelişki tartışılıyor. Buna bakacağız. Millet İttifakı'nın diğer bileşenlerinden henüz bu konuda bir açıklama gelmedi. Sessizliklerini koruyorlar. Keza HDP ve YSP kanadından da bir açıklama gelmedi. Tüm bu dengeler milliyetçi seçmeni ikinci tur seçiminin merkezine mi koyuyor ve seçmen tavrını ikinci turda nasıl etkileyecek? Tüm bunları konuşacağız bu akşam ama hemen sizlere kıymetli konuklarımı takdim etmek istiyorum. Sayın Nagihan Alçı, gazeteci, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cem Kaya, Sayın Kaya sizler de hoş geldiniz, hukukçu. Sayın Resul Tosun, 22. dönem AK Parti milletvekili, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Mustafa Ertekin, gazeteci, Sayın Ertekin sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Hemen başlayalım, konularımız çok zira. Sizinle başlayalım Sayın Alçı. Sizin şöyle bir analizinizi okudum. Ümit Özdağ getireceği Türk seçmenden daha fazla Kürt seçmeni sandıktan soğutur demişsiniz. Bunun üzerinden şu soruyla devam edelim istiyorum. Ümit Özdağ'ın desteğiyle HDP, YSP desteğini kaybeder mi Kılıçdaroğlu? Şimdi parti desteğini belki kabul etmez, kaybetmez. HDP'den yani Yeşil Sol ama HDP diyorum ben hala ona. Yapılan bir açıklama var. Biz kurullarımızda bir araya geldik. Yarın nihai kararımızı açıklayacağız diye. Ama bu tartışmalardan duydukları rahatsızlıkları da belirtiyorlar ve dördüncü maddenin demokratik ilkelere aykırı olduğu notunu da düşüyorlar o açıklamada. Bana gelen kulis bilgisi bütün bu rahatsızlığa rağmen HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik desteğini sürdüreceği yönünde. Bir sürpriz olmazsa. Yani en azından düne kadar, dün HDP'nin en tepe yöneticilerinden birinin çok kıymetli bir yazarla yaptığı uzun bir görüşmenin sonucunda ona söylediklerini biliyorum. Biz ne olursa olsun Kemal Bey'e desteğimizi sürdüreceğiz parti olarak diyorlardı. Ama tabii o zaman yani bu konuşma geçtiğinde henüz mutabakat metni ortaya çıkmış değildi. Şimdi kayyum uygulamalarıyla ilgili HDP'de çok doğal bir rahatsızlık oldu ortada. Nitekim Millet İttifakı olarak aslında ortak metinde kayyum uygulamalarına son verileceği, kayyumun ancak işte hukuk ilkeleriyle bağdaşır bir şekilde belediye başkanlarının, seçilmiş belediye başkanlarının yerine atanabileceği yönünde bir düzenleme vardı. Ama dördüncü madde aslında mevcut uygulamanın aşağı yukarı benzer şekilde devam etmesini çağrıştıran bir madde. Hı hı. Ve buna yönelik de HDP tepkisini koydu. Şimdi Millet İttifakı bileşenleri tepki vermediler mi? Verdiler. İlk açıklamalar geliyor. Meral Akşener biz zaten yetkimizi verdik Sayın Kılıçdaroğlu'na diyor. Yani İYİ Parti cephesinde herhangi bir rahatsızlık yok Ümit Özdağ ile yapılan mutabakata dair. Zaten ben İYİ Parti cephesinde bir rahatsızlık beklemem. Yani Ümit Özdağ ile geçmişte anlaşmazlık yaşayıp İYİ Parti'den çıkarak hem de çok kötü bir şekilde çıkarak İYİ Parti'yi İstanbul o dönemin il başkanı Burak Avuncu'yu FETÖ'cü olmakla suçlayacak kadar ağır ithamlarla partiden ayrılan bir isimdir Ümit Özdağ. Ama baktığınızda ne olursa olsun İYİ Parti'nin çizgisini çok rahatsız edici şeyler değil Ümit Özdağ'ın talepleri. Ve siyasi fayda açısından da Meral Hanım bakar olaya. Yani onun açısından düşünüyorum. Bir itirazı olmaz. Ama burada esas Deva ve Gelecek Partisi, özellikle Deva Partisi. Gelecek Partisi de yani Sayın Davutoğlu'nun Ümit Özdağ'ın çizgisinden, göçmenler konusundaki çizgisinden ne kadar rahatsız olduğunu bizzat biliyorum. Yani gazetecilerle yaptığı toplantılarda bize de ifade etmiştir bunu. Dolayısıyla o iki parti ne diyecek diye baktım. Ali Babacan'dan bir açıklama var. Açıkçası çok yumuşak tonda. İşte mutabakat metnine aykırı bir şey yoktur. Biz aynı şekilde arkasındayız diye bir açıklama. Yani herhangi bir itiraz yok. Gelecek Partisi. Çok merak ediyordum çünkü Selim Temurci Gelecek Partisi'nin önemli isimlerindendir, yöneticilerindendir, kurucularındandır. Çok sert bir tweet attı bugün. Hatta Ümit Özdağ'ın etrafına söylediği İçişleri Bakanlığı iddiasına yönelik de eleştirel bir tweetti bu.
Dolayısıyla Gelecek Partisi için bir rahatsızlık olduğunu yalnızca Selim Bey üzerinden değil, ben hani partililerle konuştuğumda da görüyorum. Gelecek Partisi de buna itiraz etmeyeceğini söylüyor ama çok yuvarlak bir dille. Şimdi açarım, mesajları var. İlkesel olarak, yani önemli olan ortak mutabakat metnindeki ilkelerin dışına çıkmamaktır gibi muğlak bir ifade kullanmışlar. Hı hı. Şimdi mesele şu, bugün Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında imzalanan mutabakat metni altılı masanın ortak mutabakat metninin dışına çıkmamak mıdır? Mal gibi çıkmaktır. Dolayısıyla aslında yani Gelecek ve Deva Partisi sandıkta beklenen etkiyi yaratamadıkları için ve CHP'nin içinden de ciddi bir tepki gördükleri için anladığım kadarıyla ve de artık 2-3 gün kalmış seçimlere bu aşamada itiraz etmek işleri daha da sarpa sardırabilir diye biraz yumuşak tondan geçiyorlar ama çok net söyleyeyim, iki partide de çok büyük bir rahatsızlık var. Bir kere her şeyden önce bir yıldan fazla her konuda mutabık kalarak hareket edeceğiz diyen bir ittifak, en sonunda ittifak bileşenlerinin nihai onayını almadan böyle bir metnin çıkamasına masanın doğası gereği aykırı olduğu için rahatsızlık duyuyorlar. Ama dediğim gibi önümüz seçim, şurada kalmış 3 gün. Bu aşamada bir itiraz olacağı, işte biz sandık, biz bayrak kaldırıyoruz, Millet İttifakı'na aykırıdır bu vesaire gibi bir çıkış yapacaklarını zannetmiyorum. Peki soğutur mu HDP, YSP seçmenini sandıktan? Bence soğutur. Yani şöyle, HDP bir, çok bir de iyi Sayın konsolide Alça, eder. Biraz evvel kulis bilgisi olarak HDP kanadından bir rahatsızlık olmadığını söylediniz ama aslında rahatsızlık tam olarak var. Ama bu tavırlarına yani yansımayacak. Desteklemeyecekleri yönünde bir açıklama olmadı. Sırrı Süreyya Önder henüz Ümit Özdağ'ın açıklamasının desteğini vermeden önce bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Biz bir araya geldik, yani çok ayıp bunun söylenmemesi. Bizi destekleyin ama bunu gizleyin, bunu dillendirmeyin şeklinde. Aslında bir ön mesaj mıydı? Yani Ümit Özdağ'la anlaşmaya varılması, bu metnin kabul edilmesinden önce bir ön mesaj olarak da değerlendirildi. Evet. Yani elbette ki rahatsızlık duyuyorlar. Sonuçta, hı-hı, Zafer Partisi'nin çizgisi ortak altılı masanın Millet İttifakı'nın vaatlerine, yani o kadar uzun süre uğraşıp emek verip ortaya koydukları metnin ruhuna çok aykırı. Bakın mesela göçmen konusu, yani o da mutabakata bağlanmıştı. Ümit Özdağ'ın çizgisinden çok uzaktı bu. Ben yani İyi Partililere sorduğumda elbette ki göçmen politikasını yanlış buluyoruz. Yani bunun yeniden düzenlenmesi gerekir ama insani olarak, zorlayarak değil, herkesin kendi iradesi doğrultusunda bir çıkış planı yapılacak minvalinde cevaplar veriyorlar. Böyle zorla, Nazi uygulamasıdır bu, otobüslere bindirerek. Şimdi o Zafer Partisi'nin çizgisine geliyor gibi bir görüntü her şeyden önce ilkesel olarak büyük bir yanlış. Yani ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok ciddi bir savrulma içinde olduğunu düşünüyorum. Yani 2,5'luk Zafer Partisi, öbür tarafta Sinan Oğan'ın aldığı 5, onun içinden 2,5'u zaten Ümit Özdağ'da. Yani iki koldan Türkiye siyasetini bir anlamda esir almış bir aşırı sağ siyaset. Bu açıkçası Türkiye'de özgürlükçü, demokrat olarak kendini tanımlayan herkesi rahatsız eder diye düşünüyorum. Bakın göçmenlere, ben çok uzattım belki, Kapıkule'de neler oluyor? Yani insanlara biraz empati yapmamız gerekir. Göç politikası yanlış olabilir. Yani göç politikası ile ilgili hükümet de öz eleştiri yapıyor. Ama göçmenleri böylesine şeytanlaştırmak. İnsanlar kaçışıyorlar. Yani artık polis havaya ateş açarak Kapıkule'de bugün sükuneti sağlayabildi ve kapılar kapandı. Bunlar Türkiye'de milli güvenliğe çok, milli güvenliği tehdit eden söylemler. Ben fevkalade rahatsızım bir vatandaşım. Bir soru daha sorayım size, sonra diğer konuklarımıza geçelim. Şimdi eğer İçişleri Bakanlığı konusu konuşuluyor, yani henüz netleşmemekle birlikte Özdağ İçişleri Bakanlığı'na işaret etti. Eğer olursa bu durumda, yine sizin tweetinize istinaden söylüyorum, Selahattin Demirtaş 5 yıl daha özgürlüğüne kavuşamaz demişsiniz. Bu bir rahatsızlık yaratır mı? Bir de Ümit Özdağ'ın daha önceki söylemlerine baktığımızda Millet İttifakı'na yönelik, Kılıçdaroğlu'na yönelik ciddi söylemleri var. Yani onlar gelirse, Kılıçdaroğlu kazanırsa FETÖ geri döner. Onlar Türkiye'de iç savaş başlar, HDP'li belediye destek alır vesaire gibi açıklamalar oldu. Ama tüm bunların sonunda yine de Kılıçdaroğlu destekledi. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi o İçişleri meselesi Ümit Bey'in etrafına söylediği, biraz tabanını konsolide, hı-hı, etmek için söylediği bir dile getirdiği vaat. Yani böyle bir pazarlık yok mudur? Yani ben teyit ettirmeye çalıştım, hı-hı, Millet İttifakı cephesinde CHP'ye ve diğer partilere böyle bir şey yok dediler. Dolayısıyla ama Ümit Bey de bunu reddetmedi. Ama Ümit Bey de böyle bir şey yok, bu ancak hani iktidara geldikten sonra konuşulur ama bundan onur duyarım gibi bir açıklama yaptı. Yani, hı-hı, dolayısıyla böyle anlaşılmış bir şey yok. Dolayısıyla, hı-hı, yani onu...
orada yanlış bilgi vermemek gerekir. Yani neydi gerisi? Ümit Özdağ'ın eski söylemleri. Ha, şimdi yani maalesef bu sistemin getirdiği Türkiye'deyken hani prensiplerin, ilkelerin, vaatlerin bu kadar kısa sürede bir kenara konabildiği bir süreç. Yani bu laboratuvar gibi ben hakikaten her gün daha fazla şaşırarak izliyorum. Yani bir yandan Ümit Özdağ'ın bu sözü, öbür yandan Sinan Oğan'ın daha düne kadar yani hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili hem Cumhur İttifakı ile ilgili söylediği Hüdapar olmam imkansız vesaire gibi çok ağır söylemler. O da Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı. Yani genel olarak bu ilkleri sistemin, yaşıyoruz Türkiye tarihindeki evet, belki de hani tamam dönüşler gördük olacak. Yani değişen fikirler gördük ama bu kadar açıkça sandık için 180 derece birkaç gün içinde dönüşlere ilk defa bu kadar netlikle tanıklık ediyoruz. Seçmen de seçmenin de kafası yani belki hayırlara vesile olsun diyorum. Şimdi başka bir şey demiyorum. Birazdan çünkü seçmenin tavrı çok önemli. Evet. Seçmene nasıl yansıyacak bu durum? Çünkü baktığınızda her partide ya da her ittifakta ya da Kemal Kılıçdaroğlu veya Erdoğan'da bir milliyetçi söylemi söz konusu. Kemal Kılıçdaroğlu tabii seçim öncesine göre değişti söylemleri. Milliyetçilik söylemiyle devam ediyor. Dolayısıyla yanına Ümit Özdağ da aldığı için milliyetçi oylar bölünecek mi? Milliyetçiler kime oy verecekler? Milliyetçi seçmen ikinci turda bir kilit olduğu gibi mi görünüyor? Sayın Tosun sizinle devam edelim. Aynı soruları sizlere de yöneltelim. Buyurun. Aslında 14 Mayıs sonuçları Millet İttifakı'nın moralini fevkalade bozdu. Moralleri çok düşük. Bu moral bozukluğunu giderebilmek için bu savrulmuşlukları yaşıyoruz. Yoksa yani bu CHP kanadı genellikle sağ kesimi bazı uygulamalarda hemen faşizan diye, faşist diye şey yaparlardı, itham ederlerdi. Şimdi bakıyorsunuz. Yani faşizmin dik alasını, yani Kemal Bey hatırlayın bir sene önce mülteciler konusunda daha mantıklı konuşuyordu. İki sene içinde güle güle davulla zurnayla göndereceğiz diyordu. Şimdi iktidar olur olmaz bir sene içerisinde göndereceğim nokta. Ya bu kadar savrulma, bu kadar 180 derece şey yapma ve bu tavır aslında faşizan tavırdır. Yani insan haklarına aykırı bir tavırdır. Hele sosyal demokrat olduğunu söyleyen, sol kesime efendim tabi bağlı olduğunu söyleyen, ne bileyim demokrasi, insan hakları, özgürlükler diye propaganda yapan bir liderin kalkıp bir sene içerisinde zorla göndereceğim nokta, masayı yumruklamak falan. Yani faşizmin dik alasını biz şu anda Millet İttifakı'nın lokomotifinde çok net bir şekilde görüyoruz. Fevkalade büyük bir savrulma var. Milliyetçi oyları etkiler mi? Bana göre etkilemez. Eğer o tavırdan birisi etkileniyorsa ben onun milliyetçiliğinden şüphe ederim. Yani aslı varken niye taklidine taban rağbet etsin ki? Kaldı ki milliyetçi taban çok daha disiplinli bir tabandır. Kolay kolay başka bir siyasi partiye, başka bir kampa kendisini atmaz. Gönlü ne kadar bir tarafta olsa da yine gönlü kendi asli tabanındadır. Şimdi Millet İttifakı'nın geldiği nokta aslında şunu çok net görüyorlar. Yani 28 Mayıs'ta Başkanı Erdoğan'ın ipi rahat göğüsleyeceğini onlar da çok net bir şekilde görüyorlar. Ve bunları kim yönlendiriyorsa, ajans mı yönlendiriyor, danışmanları mı? Fevkalade yanlış. Yani insan ya onuruyla mağlup olur ya onuruyla kazanır. Sen dün dediğini, dün ak dediğine, bugün kara dediğin zaman kendi seçmenini hadi diyelim konsolide ettin. Ama sana gelmesi muhtemel ortadaki seçmenlerin de seçmenler nezdinde de inandırıcılığını kaybedersin. Çünkü işte mesela Özdağ'la anlaşması. Yani Özdağ'la... Peki Sayın Tosun aynı şey... Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemesinde de geçerli mi? Söyleyelim tabii onu da söyle. Şimdi Özdağ ile CHP'nin anlaşması. Yani CHP bugün Ömer Çelik'in söylediği gibi HDP'yi mi kandırıyor yoksa Zafer Partisi'ni mi kandırıyor? Yani ikisini bir arada nasıl memnun edecek, nasıl tutacak? Şimdi o daha sonra 7 maddelik protokole girmemiş ama Özdağ ne diyordu? Terörden dolayı alınan belediye başkanlıklarına kayyum atansın diyordu değil mi? Ama sonuçta Sinan Oğan'ı cehennemin kapılarını kapatacağız bir demiyor muydu? Onu da söyleyeceğim. Özdağ'la beraber. Kayyum atansın diyor. Şimdi protokolde o yok. Biz Özdağ'ın zaten
şeyini biliyoruz. Yani Türk milliyetçiliği, 66. madde, ilk 4 madde, mülteciler konusu ve terör. Kayyum var 4. madde. İşte kayyumları ama koymadılar şeye. 4. madde. Hayır, kayyum atansın var mı 4. maddede? Var tabii. İşte zaten bu konuşuluyor. Yasal sayın yargı sürecine bağlı olması var. Ona da itiraz ediliyor aslında aynı şey. Evet, hayır, CHP'nin Özdağ'ın istediği, Özdağ'ın istediği şu değil miydi? Terörden alınan belediye başkanları yerine kayyum atansın. Kanun zaten bunu söylüyor. Tamam, bir orada da aynı şekilde diyor. Zaten Yargıtay adı sunuyor. 4. maddede kayyum var ve bunu HDP'yi rahatsız ediyor. HDP açıklama yaptı bu yüzden. Anayasa 127. Hı hı. Şimdi bunu kabul mü etti yani? Evet. Etti. Göründüğü için zaten bugün tartışılıyor bu konu. Ya okuyayım isterseniz. Yani okur musun? O maddeyi okuyalım. Yargılama evet. sürecini kabul etti. Hayır, yargılama ayrı. Yargıdan geçildikten sonra alınmaz. Karşı çıkmak ama ayrı. İlk cümleyi okuyun. Bakın ilk bakınız, cümleyi okuyun. Bakınız affedersin. Yani o mutabakat metninde kayyum şeyini biliyorum. Onu mu geçti? Bir okur musun Cemre? Evet ama ilk cümledeki vurgu biraz evet. farklı. Öyle diyor. Okuyun. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi ile Zafer Partisi arasındaki protokolün kapsamı çok önemli Resul abi. Zafer Partisi ile Millet İttifakı birleşenleri arasında diyor. Bunun bir altını çizmek lazım. Yani Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu arasında demiyor. Ama aslında döndü... öyle değil. Vallahi metin burada. Doğru biliyorum ama okudum metni de. Metin şimdi, gerçeği peki, yansıtıyor. Peki 7. ortak var mı? İYİ Parti lideri biz yetki verdik dedi. Şimdi, ama ne Ali Babacan'ın açıklamasına bakın. Nihai Hanım metni efendim, biz de basından öğrendik. Müsaade eder misiniz kıymetli Alçı? Şimdi metin burada hukukçuyuz. Onu bir kayyum şeyini okur musun? Burası çok daha önemli. Evet. Şimdi Resul Ağabey. Bak o bir kadar önemli ki. İsterseniz ben okuyayım buradan. Ya ben de okuyabilirim. Okuma yazmam var. Hemen geçirmiş. Okuyayım ben buradan. Dördüncü madde şöyle diyor. Devletin varlığı ve bütünlüğüne hedef alan. Terör başta demiyor. FETÖ. Terör demiyor canım abim. Ya işte oraya çıkıyor. Ama PKK diyor. Hmm. Yani PKK. Evet. IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleriyle etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde terörle bağlantısı hukuki kanıtlar ile sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevleri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecek. İşte bak yargı diyerek yumuşatmış CHP. Ama yine kayyum atanması olacak diyor. Hayır, yani. Hayır CHP yargı kararı diye yumuşatmış. Ama önünde PKK ama, diyor, FETÖ diyor yani bütün bu vurguları evet, yapıyor. Evet PKK diyor. Bu zaten CHP'nin düştüğü ikinci şeydir bu. Uzaktır kendi, onlar açısından. Bu birinci değil bu ikincisidir. Yani orada yargı yoluyla diye yumuşatmış. Halbuki yargı yolu diye bir şey yok. İçişleri Bakanlığı doğrudan bakın, mevcut yasaya göre şöyle atıyor ifade, değil mi? İfade edeyim hayır, isterseniz. Uygulama hukuken anayasa şu anda. Anayasa 127'de aynen şunu buyurur. Görevleri sebebiyle herhangi bir şekilde hakkında soruşturma ya da kovuşturma açılmasına der. Yani şu bütün ortak mutabakat metinlerinde yedili bloğun şöyle diyordu. Kesinleşmiş yargı kararı. Biz de dedik ki bir hukukçu olarak. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir yargı kararının kesinleşmesi minimum 5-6 yıldır. Dolayısıyla seçildiği dönemi aşar bir belediye reisinin. Burada yargı kararı diyor. Kesinleşme şartını aramıyor. Evet. Dolayısıyla Nagihan Hanım'ın buradaki vurgu mutabakat metnini çok atıyor. Mutabakatı söylüyorsunuz. Mutabakat öyle, buradaki farklı. Yedili masanın ortak mutabakat metnini çok atıyor. Çelişiyor. Resul Bey şunu söyleyeyim, bunu teyit eden HDP'nin açıklaması var. Uzun uzun diyor işte halkın iradesini gasp eden kayyum atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez. Bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir. Ve sonra diyor Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Yani zaten Kılıçdaroğlu'nda daha önce söylemi var biliyorsunuz. Tutumuz bu garabet uygulamayı tümüyle kaldıracağız demişti. Şimdi o mutabakat metnindeki şeyin izahı var. Yani yargı vesaire hukuk izahı var. Yani anlatılabilir. Ama şeyin Zafer Bey'in istediği aynı kanunun bugünkü terörden dolayı görevinden alınana yerine İçişleri Bakanlığı doğrudan kayyum atıyordu. Ümit Bey. Bunu istiyordu Ümit Bey. Evet. Protokolde onu yumuşatmışlar evet. biraz. Yumuşatmışlar ama. Mullak ama. Doğru mullak. FETÖ'yü. Yani o uygulama devam edebilir de. Çünkü eder. Yargı, yani bir hukukçu olarak söylüyorum net bir şekilde. Evet, yargı kararı, tedbir kararı verir alırsınız. Ancak bakınız bu gerek bu protokol, gerek Ümit Bey'in oraya iltihak etmiş yahut da Kemal Bey'i destekliyor olması. Bunların tamamı su üzerine yazı yazmaktan başka bir anlam ifade etmiyor. Yani hani meşhur bir türkü vardır ya gelin dostlar bugün benim ziyafetim var. Herkes kendi kesesinden yesin içsin. Aslı yok yaylasında 1500 koyunum var. Gölge oyunu. Resmen. Gölge oyunu. Gölge oyunu. Yani zaten yani bunun ne geçerliliği var ki mutabakat? Hayır.
hiç mi geçerli yok? Onun sadece yoktur. İyi niyet mektubu bu. Bakın onun da yoktur. Daha önce 7 tane başkana, 7 tane cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vermiş. Hiçbirinin hukuki bir geçerli, geçerli yoktur. Asıl seçimi kaybedeceklerini gördükleri için. Yani birine İçişleri Bakanı, ötekine başka bakanlık verilebilir. Bu aslında çaresizliğin, bu aslında tükenmişliğin bir göstergesidir. Ben beklerdim ki burada hakikaten namuslu bir solcu olarak, bir CHP'li olarak arkadaş ben eskiden neysem şimdi oyum diyerek söylemine devam ettirmesi. Yani sana söz baharlar gelecek denen evet. Yumuşak bir üsluptan Şahin oldu. Buyurgan bir şeye karar ver. Gözünü çıkartacağım diyor. Bugün Üsküdar'dan Üsküdar'dan geçerken açmışlar şeyini filanların gözünü çıkartacak. Yani aday kim olsun diye bir yıl tartışıldı. Şimdi tartışılması lazım. Aday kim belli değil. 14 Mayıs öncesi Kemal Bey ile şimdiki Kemal Bey aynı insan değil gibi. Evet. Tamamen değişti. Dolayısıyla bu savrulmuşluğun, tükenmişliğin, bitmişliğin şey milliyetçi seçmeni bence etkilemez. Sadece bu Ümit Bey'i bence etrafında Ümit Bey'i yani %2 noktaya taşıyan mülteci karşıtlığıdır. Mülteci karşıtlığı konusunda Kemal Bey'in dün söylediğiyle geçen sene söylediği arasında hem şey var, tutarsızlık var, tenakuz var, hem de mutabakat metniyle de uyumlu değil. Yani mutabakat metni daha ılımlı, daha işte hukuk içinde çözeceğiz, anlaşma, Suriye ile yönetimle anlaşacağız vesaire gibi. Daha yani akla, mantığa tabii, şey gelen, bir şey yani daha makul gelen ifadeler var. E şimdi kim akıl verdiyse sen de milliyetçi kesin. E adam ben bir ülkücüyüm diyor. Ülkücülere de soralım. Var mı sizin aranızda? Öyle bir ülkücü. Ben radyoda dinlerken dedim ki ya, hangi şeyin başkanı konuşuyor diye merak ettim. Sonra hayır, baktım ki asimetrik siyaset modelinin lideri konuşuyormuş yani. Ümit Özdağ öyle diyor. Gözümü kapattım ben konuşuyorum zannettim diyor. Kemal Bey konuşurken. E şimdi bu savrulmuşluk içinde seçmen nasıl şey yapacak? Bakınız bu evet dördüncü madde itibariyle de olsun bu savrulmuşluk, yılgınlık, moralsizlik asıl CHP tabanında Kemal Bey'e oy verecek tabanda sandığa gitmemek gibi bir takım şeyleri kendiliğinden getirebilir. Bu bence onlar için hatta araştırma şirketleri. CHP tabanını değil de HDP tabanını rahatsız ediyor. Araştırma şirketleri %7 oranında katılımda düşüş olabilir diyorlar. Yani %86 küsürdü. %80'lere gerileyebilir diyorlar. Bence bu gerileme büyük oranda da morali bozuk olan. Çünkü seçim sonuçları çıktı. Bir defa %55-60'da kazanacaklarını ilan etmişlerdi. %44'te kaldılar. Büyük bir moral bozukluğu. Hı hı. Hem bu şeyi yürütenlere kampanyayı hem liderlerine hem adaylarına partiler arasında şimdiden Millet İttifakı arasında şimdiden bir takım tartışmalar, bir takım resleşmeler çıkmaya başladı. Peşinden ümitlerini Sinan Oğan'a bağlamışlardı. Bence Sinan Oğan... O konuya bir sonraki turda girelim izninizle isterseniz. Sinan Oğan konusu Ümit Özdağ'dan çok daha farklı. Yani Ümit Özdağ seçmeni öyle de Sinan Bey'inki öyle mi değil mi diye sormuştunuz. Ona ikinci turda mı geçeceğiz? Evet, Sinan Oğan konusu özellikle neden Erdoğan'da? Şimdi o zaman şöyle noktalayayım. Hem seçim sonuçlarının verdiği moralsizlik... Hem Sinan Bey destek verirse bir miktar oy oraya gelir şeklinde bir beklenti vardı. Sinan Bey'in Cumhur İttifakı'nı destekliyor olması bence öteki taraftaki ümitsizliği biraz daha artırdı. Ümit Özdağ'la bunu gidermeye çalıştılar ama Ümit Özdağ oy getirmekten ziyade ben Nagihan Hanım orada katılıyorum. Kürt tabanda oyun azalmasına da sebep olabilir. Peki Sinan Oğan'ın ki tutarsızlık değil mi? Sevgili Resul Bey. Yani bence değil. Hayır konuşacaksa konuşalım şimdi. Bir tür sonra konuşalım. Onu bir tür soru çünkü hukukçu olarak izninizle önce Cem Bey dördüncü maddeyle ilgili eklemek istedikleri varsa onu alacağım. Bir de mülteciler konusunda biliyorsunuz çok tartışıldı. Uluslararası koruma altında 300 bin mülteciyi var. Evet. Yani mültecileri alıp böyle harala hurala göndereceğiz gibi bir söylem. Yani hemen göndereceğiz. Bunlar hukuken nasıl izah edersiniz? Evet, ifade edeceğim. Öncelikle mülteci değil tabii. O kısmını da anlatalım. Zaten göçmen de değil. Geçici koruma statüsündeki bunlar sığınmacı kişiler. Korunan kişiler yani.
Şimdi 24 Mayıs 93 kıymetli Nesibe Hanım. Bugün de 24 Mayıs 2023. Bingöl'de 33 silahsız Mehmetçiğimiz şehit ediliyor. Ben öncelikle onları anmadan programa başlamak istemedim. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Yine lider haber beni ilk kez bugün konuk etti. Ben müşerref oldum. Tüm izleyenlere ve kıymetli ailenize de buradan selamlarımı, saygılarımı arz ediyorum. Bir mukabele. Zaten Liz ifade buyurdu. Seçime sadece 3 gün 72 saat var. Ve inanılmaz bir hızla biz siyasi arenanın sürekli bir biçimde değiştiğini, dönüştüğünü, köklerinden ve değerlerinden ahlaki, moralistik unsurlardan inanılmaz bir biçimde uzaklaştığını görüyoruz. Cennet Mekan Başbuğ Türkeş'in bir sözü vardır. Evlatlarım, mevzu vatansa hepimiz ölelim. Şayet mevzu makamsa hepiniz ölün der. Şimdi izlediğimiz son sürece bakıyoruz. Şunları müşahede ediyoruz. Birbirleri aleyhinde çok sert söylemlerde bulunan insanların imza ettikleri protokol metinlerin de hiçe sayar bir boyuta geldiğini görüyoruz. Kıymetli Nagihan Hanım da biz farklı bir programdaydık yıllar önce Habertürk'te. Ben şöyle başlamıştım cümleye. Roma hukuku ilk kelamıdır. İnsanlar sözleriyle, öküzler boynuzlarıyla bağlıdır der. Bu bağlılıksa bağıt kökünden yani protokolden, akitleşmekten gelir. Siz beni davet ettiniz. Ben edebi kelamla geldim burada hitap ediyorum. Siz de beni bir ev sahibesine uygun şekilde ağırlıyorsunuz. Bu metinler de böyle kaleme alınıyor. Şimdi 13 mutabakat metni kaleme aldılar yedili masada. 240 sayfa dediler yanlış saymışlar. 218 sayfadan ibaret bir metinleri ve 2450 madde. Şimdi bu tek sayfadan ibaret metin bunu çöpe atıyor. Çöp. Alsınlar, buruştursunlar. Böyle basket potasını atar gibi çöpe attılar. Niye? Şimdi bu metin Kemal Bey ile Ümit Özdağ Bey arasında imzalanıyor. Girizgahında yani dibacesinde ne diyor? İş bu protokolün kapsamı Zafer Partisi ile Millet İttifakı birleşenleri arasında diyor. Demek ki noktayı koyuyor. Şunu söylüyor. Gelecek, Deva, Demokrat Parti, İyi Parti, şu bu bilmem. Tüm o masada oturanları bağlar diyor bu metin. Dolayısıyla bu metnin imzasından sonra Sayın Temurci'nin ifadesi veya Sayın Davutoğlu'nun, Sayın Babacan'ın artık tek bir kelam söyleme hakları yoktur. Neden? Kendilerinin dermeyan etmiş oldukları aday o masanın da adına bu metni imza etmiştir. Zaten Sayın Tosun'un da söylediği gibi yetki devri söz konusu değil mi orada? Yani şimdi biz... aslında burada yetkisiz temsil söz konusu. Ben avukatım. Zateniz bana bir vekalet verir. Genel dava vekaletiyle ben gidip zatenizi gayrimenkulünü satayım. Veya evlisinizdir ben sizi boşayamam. Bu yetkinin o somut olaya münhasır hale getirilmesi lazım gelir. Dolayısıyla bu metin gayri hukuki bir metindir. İki, şimdi çok güzel ifade buyurdunuz. Üçüncü maddesi. Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç bir yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir. İngilizce bir söz vardır bullshit. Bu çok güzel anladı Nagihan Hanım tebessüm etti burada. Bu hukuken bir mügalata cümlesidir. Hukuken yok hükmündedir. Neden? Hukuk ve dünyanın da aykırıdır. İfade yani, buyuruyor. Dünyanın her yerinde belirli bir takım değerler silsilesi üzerine inşa edilir. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve o sözleşmenin paralelinde tanzim olunan iki genel hukuk metni vardır. Viyana Konvansiyonu ve Roma Şartı'na göre siz kendi ülkenizde geçici koruma statüsünde bulunan insanları kamyonlara doldurarak, kepçelerle süpürerek sınır dışına gönderemezsiniz. Bunu ben çıktığım tüm yayınlarda anlattım. Hele ki o göndermek istediğiniz bölge, Lebensraum diyor buna, yaşam alanı açısından güvenli bir bölge değilse bunu asla yapamazsınız. Dolayısıyla bizim kadim devlet geleneğimizle asla bağdaşmayacak bir şekilde. Ha biz şunu söylüyor muyuz? Alalım milyonlarca insanları koyun koyuna yatalım, demografimizi değiştirelim. Hayır. Ve fakat yapmış olduğumuz iyilikleri de, yapmış olduğumuz bir devlet anlayışından kaynaklanan hasletlerimizi de elimizin tersiyle göz ardı edercesine gayri insani bir takım uygulamalarla, gayri hukuki bir takım uygulamalara buraya siz en geç bir yıl içerisinde geri gönderilecekleri yazarsanız bir hukukçu olarak biz buna sadece
güleriz karşılığı yoktur. Hukuki açıdan evet doğrudur ama insani olarak herhangi bir yöntem açıklamadılar. Yani nasıl göndereceklerine dair. Bakın metni bir daha okuyorum kıymetli hanımefendi. Bir yıl içerisinde gönderecekler ama nasıl bir bakın, teknikle okuyorum. Veya yöntemle göndereceklerine. Şimdi Tom Hanks'e Cumhurbaşkanı müsaade buyurun. Bir yıl içerisinde göndereceğiz kıymetli 1 milyon kişi. Kıymetli Nesime Hanım şimdi Tom Hanks'in. Yani bunda bir hukuku şeye bağdaşmayan bir terminolojide göndermezler zaten. Şöyle Tom Hanks'in bir filmi vardır. Mutlaka bir hukuk temel dayanak vardır. Bir yıl içinde kendi iradelerine dayalı bir ifade edeyim. Şimdi Tom Hanks'in Philadelphia diye bir filmi var. Bana diyor 6 yaşında orta zekalı bir çocuğu anlatır gibi anlat. Biz hukukçular da metinleri herkesin genel geçer bir biçimde anlayacağı şekilde okuruz. Bir yıl içerisinde geri gönderilecektir. Yok, yok hükmünde. Tıpkı 12 maddeden ibaret bir mutabakat metni yazdılar hatırlarsanız. Hı hı. Orada ne dedi kıymetli Meral Hanım? Ay çok beğendim bu sefer içime sindi dedi. İçine sindi dediği metin hukuken adeta bir terkin edilmiş metnedir, münfesih bir metindir, ölü doğmuş bir metindir. Cumhurbaşkanı yardımcılarını paylaştılar, başbakanlıkları paylaştılar, olmayan iki tane sirküleri yarattılar, iki tane belediye reisini getirip ne yaptılar? Cumhurbaşkanı muavini. O da yok hükmündeydi, bu da yok hükmündedir. Dolayısıyla burada tenvir etmeye, aydınlatmaya ucu açık bir biçim, açık bir metin yazamazsınız. Bu yok hükmünde bir metindir. Dördüncü madde, bununla bitireyim. Hı hı. Şimdi hep neyi savundular? Anayasanın 127. maddesinin 3. fıkrası şunu emrediyor. Diyor ki görevleri itibariyle herhangi bir mahalli idari yöneticisi ve veya belediye riyasetinde görevli bir şahıs hakkında soruşturma veya kovuşturma açılırsa. Ne demek? Bir soruşturma tahkikat başlatıldı. Zaten siz burada şehir eminisiniz, belediye reisinizsiniz. Doğrudan doğruya hala hazırda Sayın Süleyman Soylu Bakan, Dahiliye Nezareti İçişleri Bakanı sizi görevden el çektirebilir. Şimdi dediler ki hep yedili masa. Bu soruşturma şartına değil. Kesinleşmiş yani bizim hukuken kazıyı muhkem hale gelmiş. Derecattan geçmiş yerel mahkeme, istinaf bölge adliye ve Yargıtay. Bu derecattan geçerek kesinleşmiş bir mahkeme kararı vücuda geliyorsa ancak bunu yapabil dediler. Uluslararası hukuk da esasen bunu emreder. Şimdi bu niyetinde bunu almış Sayın Kemal Bey, diğer ortaklarını da yetkisiz temsil ederek kıymetli Nesibe Hanım yırtmış, çöpe atmış 2450 maddeyi. Demiş ki ben tekrar kayyum uygulamasına geri dönüyorum. O zaman adama şunu sorarlar, arkadaş bugün beni aradı Sayın Kılıçdaroğlu. Gerçekten aradı. Ben Kemal geliyorum dedi. 0312-813-1141. Aa bir dinledim. Hoparlörü aldım Mustafa abi. Geliyor muyum? Bütün terör örgütleriyle mücadele edeceğim ya arkadaş. Aa öyle bir şey mi? Bakın bugün numara da burada. Tekstil de edebilirler. 813-1141. Sesli mesaj mı geldi? Evet bu ama inanamazsınız. Herkese gönderiyor. Öyle bir Resul abi öfke diliyle konuşuyor ki bakın yanımda 4 tane bayan avukat vardı. Kalp yapıyorduk. Sevgi pıtırcığıydı. Gözleme açıyorduk hanımımızla. Mutfakta önümüzde önlük vardı. Sarı bez vardı arkada. Ne oldu arkadaş? Masaya vurdu. Senin yani. İçinden bir canavar çıktı. Bir monster, machoist tavır vardı. Biz göremedik bunu da. Senin içinden bu deruhte edilen husus masalara vurarak. Neden bir farklı dile evrildi? Yani uçak düşüyor. Tüm tuşlara basayım. Uçak daha çok düşüyor. Böyle bir kaygıya mı kapıldınız? Yoksa farklı bir tezahürlerin bugün yansımasını görüyoruz. Şunu da bitireyim. Ülkücü müdür dedi kıymetli Resul abi. Cennet mekan başbuğun bir sözü var evlatlarım diyor. Her parmağı olan bozkurt yapabilir diyor. Ama ülkücülük bir iman, bir ahlak ve bir edep işidir diyor. Pazartesi günü kıymetli birimle biz gittik. O gerçek bozkurtları Ankara'da genel merkezde gördük. Hepsi birer iman ve ahlak temsili kardeşlerimiz. Ve lider Devlet Bahçeli'nin has evlatları olarak Ahmet Yiğit Yıldırım'ın genel başkanının talimatlarıyla Burge'nin dört bir yanında deprem bölgesinde vazife ifade ediyorlar. Dolayısıyla hiç kimse Resul abinin ifadesiyle aslı varken milliyetçi ülkücü camianın tezahürünü farklı bir takım ihballerde aramasın. Yani milliyetçi seçmen kime oy vereceği konusunda. Lider yani, nereye işaret ederse bu kanalın da adıdır. Lider teşkilat doktrin esası vardır bizde. Sorgusuz sualsiz gideriz. Recep Tayyip Erdoğan'a onu basarız ve Allah'ın izniyle de 13. Cumhurbaşkanı ilan edersin. Nokta. Peki teşekkür ediyorum. Hemen size dönelim Sayın Ertekin. Aslında sizin söylediğiniz bu nefret dilinin yanında bir de
seçim öncesi söylemlerinin tam zıttı söylemleri de var Kılıçdaroğlu'nun. İşte milliyetçi söylemler. Bir de o tarafta da bir yumuşama söz konusu oldu tırnak içinde. Bunu neye bağlarsınız? Bir ikincisi de Güneş, hemen size şeyi soracağım. Bu protokolde gizli maddeler olabilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten siyaset modellemesine baktığınız zaman asimetrik bir siyaset modellemesi var. Bakın, bileşenlerinin görüş, düşünce ve siyaset etme biçimlerini ele aldığımız zaman hiç benzemez. Yani altı benzemezdi. HDP'nin masa altından, mesela masa üstüne emir veren seviyeye çıkmasıyla 7 olmuştu. Şimdi bu anlamda, yani bu ittifakın, yani Millet İttifakı'nın 6+1'den biraz daha genişlemiş olması şaşırttı mı? Şaşırtmadı. Çünkü zaten bu siyaset modellemesinde Türkiye'nin her köşesinde her siyasi sosyolojik kesimlere mesaj vererek oralardan oy almak, maksat iktidar olmak, Cumhur İttifakı gitsin de Türkiye ne olursa olsun anlayışında bir siyaset çizgisindeydi. Bunun için dün Sevgi Pıtırcı, bugün Ülkücü, yarın bir başka modellemeye geçmesini ben şey karşılıyorum. Sadece asimetrik siyaset modeli çerçevesinde bir hamle olarak karşılıyorum. Şimdi bakın, şöyle ilk sondan başlayarak cevap vereyim ben sizin sorunuza. Yani 6 oktan bir tanesi milliyetçiliktir. Keşke kalabilseydi, keşke olabilseydi diyerek cevap vereyim. Yani ülkücülük bu ülke için ölebilendir. Kurşun atanlarla kol kola gezen değildir. Anladınız mı? Yani kurşun atanlarla kol kola gezmek değildir. Bu ülke için gerektiğinde canını verebilendir ülkücü. Yani o bakımdan, şimdi bunlar tabii ki siyasi manevralar yapılabilir. Bunları çok aslında değerlendirmek, bir elimizde bir ölçecek bir alet olmadığına göre bunları çok konuşmanın anlamı yok. İnsanların yaşam şekilleri ve siyasi duruşları ne olduklarını belirliyor zaten. Şimdi şeye geldiğimiz zaman, burada bu gizli bir mutabakat olabilir mi diye. Evet, bu zaten yapılan anlaşmanın efendim bir sayfalık bir metnin, bir A4'e yazılmış bir anlaşmanın anlaşma olmadığını ben düşünüyorum. Asıl bunlar kamuoyuna ve taraftarlarına, yani konsolide etme manevralar olarak düşünüyorum. Bugün işte neden böyle düşünüyorum? Şundan dolayı düşünüyorum. Cumhur İttifakı'nın bileşenlerine baktığımız zaman yeni kapı ruhunun yaşatılması, Türkiye'nin efendim işte teknolojik altyapısının tamamlanabilmesi, Türk dünyasının bir araya getirilmesi, Türk devletler topluluğunun korunması, enerji bağımlılığının azaltılması, bu anlamda işte efendim Mavi Vatan, Karadeniz'de çalışmaların yapılması, sismik araştırma ve sondaj gemilerin alınması ve terörle mücadele kararlılığı çerçevesinde zaten dış medyanın, batılı başkentlerin, yani emperyal başkentlerin hedef aldığı durumda bir milli duruş çizgisinde hareket eden bir siyasi konsepti var Cumhur İttifakı'nın. Dolayısıyla burada iki şey vardı ortaya konan. Bir çevik devlet modeli, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile tabii ki bir çevik, çabuk karar verebilen, iradesini çabuk yansıtabilen bir devlet yönetme modelidir. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bunun karşılığında Millet İttifakı'nın koyduğu argüman ise güçlendirilmiş parlamenter sistem argümanıydı. Yani 14 Mayıs sandık iradesi tüm söylemlere, tüm eylemlere, her tuşa basmalarına rağmen, bugün işte efendim Yozgat'a gidince ülkücü, Ankara'ya gelince bir başka, İstanbul'a gelince de efendim İmamoğlu'cu olarak birçok yol denendi aslında. Bileşenlerine baktığımız zaman anlarız. Şimdi milliyetçilik ve ülkücülük fikriyatını biz tabii ki şey olarak görmüyoruz. Yani onlar tabii ki yapsınlar. Keşke olabilse, herkes olabilse. Bir itirazımız yok bu noktada. Ama siyaset etme modellerine baktığımız zaman, söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Kimlerle beraber hareket ettiğini görüyoruz şimdi. Bu çerçevede baktığımız zaman burada gizli bir ittifak olabilir mi? Ümit Bey ne istiyordu? Ümit Bey şunu istiyordu. Tek argümanı, yani bir güçlendirilmiş parlamenter sistem gibi bilmem Millet İttifakı'nın söylemleriyle bağdaşan bir söylemi yoktu seçim meydanlarında. Söylediği tek şey vardı. Geçici koruma altındaki statüsündeki sığınmacıların gönderilmesi konusu. Ve bunu da o kadar aşırı şekilde söyledi ki artık duymayan kimse kalmadı.
Yani Şam, Alep bile duymuştur. Fakat bilmedikleri bir şey var. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanımızın birkaç gün önce ifade ettiği gibi 1 milyon geçici koruma statüsü ve Türkiye'de kalmak istemeyen gönüllüler içerisinde 1 milyon kişinin bir yıl içerisinde gitmesi konusunda bir çalışma. Yani bu çalışma ne zamandan beri var Siva Hanım? 5 Temmuz 2021'den beri Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve tabii ki Rusya hakim bir güç Suriye'de. Dolayısıyla İran-Rusya ekseninde yani yetkilileriyle birlikte böyle bir çalışma yapılıyor. Şam rejimiyle görüşülüyor zaten. Yani düşük seviyeli değil, yüksek seviyeli görüşmelerin devam ettiği var. Amaç, maksat nedir burada? Uluslararası hukuktan kaynaklanan, sevgili Cem Kaya da ifade etti. Uluslararası hukuktan kaynaklanan onların gönderilebilme şartları var. Nedir bu? Geldikleri bölgede güvenli bölgenin tesis edilmiş olması lazım. İki, ikame edecekleri alanlarda bunların güvence altına alınması lazım. Yani oradan göçmüş etmiş insanların evleri, varlıkları bir başka efendimleri tarafından alınmamışsa, onların gittikleri zaman ikametgah sağlayabilecek imkanlar varsa, can güvenlikleri varsa, sosyal devlet olma, yani sağlıklarına, okul hizmetlerine yapabiliyorsanız gönderilebiliyorsunuz. Ama bunları deneyen Kuzey Afrika ülkeleri oldu. Nagihan Hanım da hatırlar. Yani Tunus, Fas kamyonlara binip gönderdi. Ama Türkiye öyle bir ülke değil. Yani onları kamyonlara bindirip gönderebilecek evet. bir ülke değil. Ha, bunlar gönderilmeli mi? Bakın burada bir gazeteci olarak söylüyorum. Gönderilmesinde son derece fayda vardır. Çünkü bazı bölgelerde gettolaşma var. Bazı bölgelerde efendim sosyal yaşam şartlarına uyum sağlayamama, yani birlikte yaşama kültürünü birlikte icra edememe gibi sorunlar yaşıyoruz. Ha, bu şu kötü anlamda değerlendirilmemesi lazım. Farklı dünyalar, farklı çevreler, farklı yaşam şekilleri, dolayısıyla bir uyumda güçlük var. Dolayısıyla ülkenin yaşam şekillerinin kalitesi açısından ve uyum, dostlukların bozulmaması açısından, misafirliklerin bir elveda ile yani güle güle diyerek gönderme açısından bir an önce konunun hakikaten ele alınması ve gönderilmesi elzem. Peki. Ertekin bir virgül koyalım Sayın Ertekin. Reklama gitmem gerekiyor. Ardından hakkınız belki devam edeceğiz. Peki. Reklamlardan sonra buradayız sevgili seyirciler. Evet sevgili seyirciler. Evet sevgili seyirciler, Haber Arena devam ediyor. Mustafa Ertekin, sizde kalmıştık. Evet. Şu bu milliyetçilik söylemiyle ilgili Yavuz Ağralioğlu'nun da bir söylemi var, onu da hatırlatmak isterim. Üçüncü tur olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu elinde halifelik bayrağıyla İslam İşbirliği Teşkilatı'na kadar giderdi demiş. Şimdi buyurun. Zaten bu söylediğimi teyit ediyor. Yani Ağralioğlu da benzer şey söylemiş. Zaten diyorum ki ben bir asimetrik siyaset modeli ne demek? Her köşeden, her yönden yani bir sisteme bağlı olmayan, yeter ki oy gelsin, sandıklarda olsun, ne olursa olsun. Yani oy gelsin, sandıklarda olsun, ne olursa olsun. Böyle bir siyaset modellemesi Türkiye'nin hakikaten Türkiye'yi yönetmeye talip olacak insanlar yapmaması lazım. İkincisi, bakın sandık iradesi yani 49,5 aşağı yukarı 44-86 oy aldı Kemal Bey. Şimdi sandık iradesi neyi oyladı? Bakın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle parlamenter sisteme geçiş modelini uyguladı. Şimdi oradaki daha önceki söylemler neydi? İşte daha önceki söylemler bugünkü söylemlerinin tam zıttıydı. Bu söylem değişikliğini getiren temel sebep sandıktan yüz bulamamış bir millet iradesi şey var, millet ittifakı var. Dolayısıyla burada %55'te %60'la kazanacağız gibi anketçör diyorum ben onlara. Milliyetçi Hareket Partisi'ne yaptıkları alçaklığı ve anarşistliği de burada beyan etmeden geçemeyeceğim ve yani Siva Hanım. Kasıtlı. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ni 3 puan, 2,5 puan da göstererek aslında Cumhur İttifakı'nın dinamosu, bravo. Aslında Cumhur İttifakı'nın enerjisi, bravo. Ve Sayın Devlet Bahçeli bugün, bravo. Dış politika ve iç politikanın hakikaten yön vericisidir. Dolayısıyla bu bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi'nin üzerine çullanarak bu anketçörler, bu alçaklar, bu anarşistler yani ne yapmak istediler? Bir sinerji yaratarak bir zımmi bir destek sağlamak istediler. Ama onların da sandık iradesinin yedikleri o sille ta Ankara'dan ta Fizan'dan duyuldu. Yani bunları uzatarak söylüyorum. Çünkü o çok önemli bir sesti. Türkiye'nin şunu anlaması gerekir bu
modellemeyle, efendim asimetrik siyaset, her köşeden bir ateş yakarak efendim biz gelelim de gerisi ne olursa olsun diye Türk milletinin geleceğine, istiklaline, istikbaline ve istikrarına karşı hamle yapan anlayış kim olursa olsun, yani Cumhuriyet Halk Partisi de olsa, bir başkası da olsa, ne olursa olsun mutlaka ve mutlaka bir karşılık görmesi gerekiyordu. Ama sandık iradesi bunu gösterdi. Çünkü millet şunu oyladı, yani millet şeyi oylamadı. Efendim onların vereceği işte kayyum atamalarını efendim kaldıracağız. Efendim şey yapacağız, özerklik şartını, çekincesini kaldıracağız. Efendim birçok, yani orada saymakla bitmeyen, bugün Sayın Cem Kaya'nın ifade ettiği ve okuduğu o protokol ne anlam taşır? Bakın sizin 235 sayfalık, işte 4500 sayfalık 2235 maddelik nedir? Ortak politikalar mutabakat metninizin içerisinde 4500 sayfa yok canım. 228 sayfa, 228 sayfa, 4 sayfa aralığıyla evet. 234 onu söylüyor. Evet, yani 238 sayfa filan, aslında 250 diye adlandırılıyor ama 223'te kalmış boş sayfalar var yani orada. Ya 200 veya 250 Nagihan Hanım, çok önemli değil. Yani çok da önemli değil. Yani 4500 derseniz bayağı bir fasikül fasikül var. Hayır, şey var, alt başlıkları var. Alt başlıkları var. Yani onları tek tek ben okudum. Yani asıl nedir? Metni 100 sayfaya rahat indiririz. 30 küsür sayfası özet zaten. Ondan sonra arada boş abi, sayfa, başlık falan. Ama son sayfada 234 yazdığı için söyle 234. 100 sayfaya da gerek yok. Şöyle bir ana başlığa indirebilirsiniz. Temel kavramları şu. Yani Cumhur İttifakı'na karşı olsun da ne olursa olsun. Peki. Ve orada bir tamamlayayım Sivan. Bir şeyim var söz tamamlamam gereken. Şimdi buna baktığımız zaman o ortak politikalar mutabakat metniyle bugünkü imzalanan metin arasında taban tabana zıtlıklar var. Mesela nerede var? Anayasanın 66. maddesi. Anayasanın 66. maddesini, yani o mutabakat metninin içerisinde kaldırmayı hedefleyen Deva Partisi'nin de söylemleri var. Yani burayı sorgulayalım diye söylemleri var. Burayı değiştirelim diye. Yani Türkiye'de milliyetçi söylemlerde bulunacaksınız. Anayasanın 66. maddesi, yani Türklük kavramını güvence altına almış maddeyi de kaldıracağım diyeceksiniz. Ve söyleyen sizin ortağınız olacak. Öyle kaldıracağım mi? Kaldıracağım değil, korunacaktır diyor. Bir yanlış anlaşılma. Evet. Bakın bu metin, mutabakat metni. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani o mutabakat metnine imza atmış bir lider, Deva Partisi lideri Sayın Ali Babacan. Sayın Ali Babacan değil mi? Ali Babacan'ın genel başkan yardımcısı ulu orta söylüyor. Bunların değiştirmesi, gözden geçirmesi gerekir diye. Hı hı. Şimdi bugün bu metni 66. Evet. maddenin korunmasını yazdığınız zaman evet. Bu nasıl bir periz, nasıl bir lahana turşusu? Böyle bir şey olabilir mi? Bakın liderler tutarlı olmalıdır. Çünkü siyaset müessesi güvene dayalı bir müessesedir. Yani burada ağzınızdan çıkanı yazıp yazmamanız çok önemli değil. Bunların çok korunması lazım. O bakımdan bu metnin de ben çok bir şey ifade ettiğini düşünmüyorum. Hukuki geçerliği de yok bunun. Çünkü 6 Cumhurbaşkanı yardımcılığı bir kere Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini düzenleyen Anayasa 104'e göre tavan tabana zıttır. Bakın bir Cumhurbaşkanı ülkesini temsil eder, milletine karşı sorumludur ve icranın başıdır. Hiçbir yetki, görev ve yetki tanımlamasının dışında devredemez. Devredilemez yetkiler arasındadır. Şimdi geliyor Sayın... Toparlayalım, hemen ikinci başlığa geçeceğiz. Sayın Davutoğlu'nun yazdığını bunu söylüyorlar, ifade ediyorlar. Şimdi getiriyorsunuz 6 tane efendim başkan yardımcısı, Cumhurbaşkanı yardımcısı getiriyorsunuz. Biz diyorsunuz onlara efendim farklı görevler vereceğiz, farklı bakanlıklar bağlayacağız. Ya anayasanın 104. maddesi açıkken siz daha bir anayasayı değiştirebilecek bir çoğunluk alın önce, bir iktidar olun önce. Ki sandık iradesi göstermiştir ki, yani burada güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir sistemi istemediğini açıklıkla söylemiştir. Şimdi bunların yazmanın bir anlamı kalıyor mu? Yani bu sizin temel argümanınız olan, temel dokümanınız olan, efendim ortak politikalar mutabakat metniniz şu an çöp olmuş. Dolayısıyla artık ona atfeden böyle bir anlaşma, ek anlaşma yapmanız hiçbir şey ifade etmiyor bana göre. Son bir şey daha söyleyeceğim. Bir gizli anlaşma var mıdır diye. Bunu gizlemeye gerek yok. Sayın Ümit Özdağ Beyefendi'nin temel arzusu sığınmacıların gönderilmesi konusunda etkin rol almak için İçişleri Bakanı olma arzusunun olduğunu ben biliyorum. Teşekkür ederim. Peki, teşekkürler. Şimdi Sinan Oğan konusuna geçmeden önce
soruyu sormak istiyorum. Tek cümleyle isterseniz bunu cevaplayın. Diğer konuklarıma da sırası gelince soracağım. Bu Kılıçdaroğlu tırnak içinde Kılıçdaroğlu Özdağ pazarlığında kazanan kim sizce? Yani şu aşamada elbette ki Ümit Özdağ %2 küsürlük partisiyle söylemi ele geçirmiş görünüyor. Dolayısıyla siyaseten akıllıca bir hamle. Elbette ki burada Sayın Kılıçdaroğlu yani her şeyden önce tutarsız bir yere savrulmuş gibi görünüyor. Şimdi ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile bu mutabakatı yapmasını 14 Mayıs'tan sonra bir anda şahinleşen ifadelerini son derece sert bir şekilde eleştiriyorum. Ama hakkı da yerine koymak gerekir. Yani burada hani herkes Kemal Bey'e yönelik çok sert eleştiriler yaptı. 14 Mayıs öncesiyle ilgili Kemal Bey'in çabalarının da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani ortak mutabakat metni olarak ortaya çıkan metin Türkiye'de demokrasiye çok önemli bir katkıydı. Onun içinde herkesin ama unutmayalım en çok da DEVA'nın. DEVA'nın ve geleceğin ama en çok fikirsel olarak, çalışma olarak DEVA'nın katkısı var. Yani o metin kolay ortaya çıkmadı. Bakın o metin demokratik hukuk devletini hedefleyen, çoğulcu bir toplumu hedefleyen bir perspektifle yazılmış bir metinde. Katkıydı dediniz yani artık geçerliliğini bu mutabakat, yeni mutabakat sonrası yitirdi mi? Şimdi yani hani dereyi geçene kadar her şey mübahtır gibi bir yaklaşım sergileniyor. Ben bunun sadece tutarsızlık değil, seçmen açısından da hayal kırıcı, hayal kırıklığı yaratan bir değişim olduğunu düşünüyorum. Ama öbür çabaları gölgelemeyelim. Yani ben baktığımda çok kıymetli bir çaba vardı. Yani Kemal Bey'in belki sandıkta umduğunu bulamadı ilk turda ama yapmaya çalıştığı çok değerliydi. Şimdiye kadar bir araya gelmez denen partileri bir araya getirmesi. Yani bakın DEVA'nın parti programında 66. maddeyle ilgili bir tavır var. Bunu gizlemiyor DEVA. Ama DEVA da Saadet Partisi de mesela İstanbul Sözleşmesi'ne çok karşı ama o ortak mutabakat metninde Cumhurbaşkanı'nın tek taraflı olarak meclis onayı olmadan uluslararası sözleşmelerden çekilmesine yönelik de bu onun öyle olmayacağına dair bir şey var. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin ismi anılmadan İstanbul Sözleşmesi'nden ya da o minvalde bir sözleşmeden Cumhurbaşkanı kararnamesiyle çekilemeyeceğini beyan ediyor. Saadet Partisi orada oturuyor, o da onu kabul ediyor. Yani herkes kendi parti programlarının dışında biraz daha diyaloğa açık olmayı, biraz daha ortak noktada buluşmayı taahhüt ama ediyor. Ama teoride bu uzlaşma zemini yani işte uygulamada, çok güzel bir şeydir. Uygulamada yani şimdi ben o yüzden seçmenin böyle bir endişesi var. Ben de onu söylüyorum. Evet. Yani ilk turda umulan bulunamadı diye bu değerli çabayı bir anda çöpe atmak. Hadi çöpe atmak çok ağır bir tabir olabilir ama bu çabayı ya şimdilik dursun bunlara bakarız yani biz yeter ki evet rafa kaldırmak. Diyelim. Çünkü zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle yedi benzemez düşünceyi bir arada tutması bana göre de başarı. Ama şimdi orada tabii ki devletin temel dinamiklerine zarar vermeyecek söylemlerde bulunmak lazım. Mesela Anayasa 66 çok temel bir dinamik. Dolayısıyla yani bu önemli bir konu mesele. Orada bence o mutabakat metni içerisinde yazılması, çizilmesi bile yanlış. Buraya yazılması bile yanlış. Yani bunu tartışmaya niye? Gerek yani yok. Türkiye'de yani. Bir partide bunları savunabilir. Yani vatandaşın illa etnik bir aidiyet üzerinden tanımlanmasına gerek yok. Demek liberal demokrat olarak kendini tanımlayan bir partiye son derece uygundur. Yani bırakın bir parti bunu savunsun. Şiddet olmadığı sürece her parti savunmasın. Kendini yer bulabilsin. Biz söylemlerine efendim ağızlarını kapatalım söylemesin demiyoruz. O zaman bu gibi söylemlerde bulunmasını ben işte gidip de Yozgat'ta ülkücü şeyi kurt yapmasın o zaman yani değil mi? Ali Babacan yaptı mı bunu? Hayır şey için söylüyorum Kemal yani. Kemal Bey'i ben zaten şu anda eleştiriyorum. Bu yaptı bakın yani çok kıymetli bir çabanın ilk başta ilk turda istediğini alamasa dahi inatla sürdürülmesi gerekir. Yani hemen ya tabii ki kendi tabanından da çok ciddi tepkiler aldı. Şimdi Kemal Bey'in uğradığı o büyük eleştiri yağmurunu vesaire yani bunların yerine de insan empati yaparak kendi koymalı ama böyle bir yani, savrulma yapmamalı. Yani ben öyle düşünüyorum evet yani ısrarcı olmalı diye düşünüyorum. Evet. Çünkü barış derken, bahar derken yani bunlar bence güzel söylemlerdi. Yani eksikleri olur, yanlışlar olabilir, eleştirilebilir ama genel olarak tutarlı bir çizgili uzun süre çok da zor bir yani ip üzerinde yürüdü. Hakikaten bir yere kadar getirdi. Yani bunun beklenen ilk etapta karşılığı yaratmaması bir anda her şeyi silelim ondan sonra yeni bir başlangıç yapalıma götürmemesi gerekir. Yani burada bu uzlaşma zemini sağlanmışken
Bunun belki de o söylemlerin altını daha iyi doldurmaları gerekirdi. Söylemleri karşılık bulmadığı için sonuçlarına baktığımızda söylemlerinin altı dolmadığı için belki beklediklerini alamadılar. Yani sizin dediğiniz gibi yeniden başlamak yerine var olan mutabakatın seçmeni ikna etmek açısından altını daha iyi doldurmak gerekebilir. Altını doldurmak için kendi ajandanıza bağlı kalmanız gerekir. Bravo. Yani karşı tarafa cevap verip savunma pozisyona geçtiğiniz an gördüğüm kadarıyla siyasette kaybedersiniz. Ben de bunu demek istiyorum zaten. Yani Cumhur İttifakı... Güvene dayalı bir iştir siyaset çünkü. Ona yani seçmeniniz size güvenecek, duruşunuza güvenecek, söyleminize güvenecek. Siz eğer haklı iseniz bunları ısrar edeceksiniz, izah edeceksiniz. Evet. Yani kabul etmediği takdirde hemen geriye dönüp giderseniz o zaman da bu ne oluyor? Efendim bir savrulma oluyor. Evet. Paradigma değişikliği yani oluyor. Yani sanki yeterince aslında bu içselleştirilmeden mi yapılıyordu gibi soru işaretleri. Tabii. Halbuki Sayın Erdoğan'la şahinlik yarışına girerseniz elbette kaybedersiniz. Başka bir şey vaat ediyordu Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu. Onda ısrarcı olması gerekir. Yani karşı tarafın o çok sert, provokatif söylemine duygusal tepkiler vererek savrulduğu kanaatindeyim. Yani bu benim gördüğüm oy getirmez ve %44 nokta küsür oy da cepte değildir. Yani seçmeni bir lider aldı diye o seçmeni zimmetlemiyor. Bravo. Bakın göreceksiniz. Bravo. Yani 3-5 birkaç yüzde oy fazla almak için mevcut oyları kaybedebilir. Bunu sadece Kılıçdaroğlu için mi söylüyorsunuz? Yok, tüm siyasetçiler herkes için geçerli ama bakın Cumhur İttifakı'nın söylemini çok sert, kutuplaşmaya hizmet eden bir söylem olarak bulup hep eleştirdim. Bu eleştirilerimi hala çok net bir şekilde ifade ediyorum. Tutarlılık açısından baktığımızda bu sert, bu dil Cumhur İttifakı'na devam ediyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs öncesinde neyse hala aynı, hatta daha sert bir şekilde aynı suçlayıcı tonla devam ediyor. Yani siz bunu yanlış diyebilirsiniz ama burada bir paradigma değişikliği yok. Öbür tarafa geldiğinizde çelişkili bir tablo var. Dolayısıyla bu öbür taraf zaten %49 o söylemi ikna edici bulmuş ki Tayyip Erdoğan'a oy vermiş. Burada %44,5, %45'e yakın bir oy Barış Bahar için gelmiş. Şimdi o oy zaten biz bu tapulu malımızdır. Bu oy geldi. Şimdi de savaş, fırtına diyelim, geri kalanları alalım derseniz o tapulu malınız değildir. Onun bir kısmını kaybedersin. Peki, Sinan Oğan için de aynı şey geçerli. Sinan Oğan için de geçerli. Sayın Ümit Özdağ için de geçerli. Yani seçmen oyunu verdi %5.17. Bunlar kasaya kilitledi. Geldiği zaman dağıtacak. Öyle bir şey yok. Bakın. Evet, Nedim Şener'in bir sözü var. Yani, siyaset matematik değildir. Bunu gayet. Olmadığını gördük bakın evet. 14 Mayıs'ta. Hı-hı. Yani Sinan Oğan'a geçmeden önce müsaade ederseniz göçmenlerle ilgili bir iki buyurun, şey söylemek istiyorum. O zaman bir sonraki tura bırakırız. Kısa kısa bu soruyla ilgili de yanıtlarınızı alalım. Olur. Yani yok, göçmen meselesi. Benim çok temel bir rahatsızlığım var. Yani biz en önemli şeyi unutuyoruz. Biz insanlardan bahsediyoruz. Yani gönderelim, göndermeyelim. Otobüsle mi göndersek bir sene sonra onları işte yine göndereceğiz ama şöyle mi göndersek? Bakın göndermek tabiri dahi çok gayri insani bir şey. Yani benim aklıma meşhur Alman yazar vardır Alfred Anders. O Türkler Almanya'ya misafir işçi olarak geldiklerinde şöyle demişti. Biz iş gücü istemiştik, onun yerine insanlar geldiler. Korkunç. Yani bakın Almanya'ya giden Türk işçilerle Suriye'den sığınanlar belki geçmiş olarak, içerik olarak farklı olabilir. Ama biz insandan bahsediyoruz. Yani trenlere doldurulacak ama burada kaderini Türkiye'de kurmak isteyen, burada doğmuş, Türkçe bilip Arapça bilmeyen çocuklar var. Yani burada iş kurmuşlar, Türkiye ekonomisine katkı sağlayanlar var. Türkiye ekonomi bir de üstüne üstlük Türk ekonomisi ucuz iş gücü olarak çok utanarak söylüyorum faydalanıyor bu insanlardan. Yani biz hepsini kriminal, sapık kızlarımızı koruyalım. Kemal Bey'in o dilinden de ben çok açıkçası üzüldüm, rencide oldum. Kız çocuklarımızın akşam evde dışarıda güvenli olması için mültecileri göndereceğiz. Ümit Özdağ'ın diline teslim olmaktır bu. Ve şunu da hatırlatırım bakın. Sinan Oğan meselesi, Ümit Özdağ'ın da aynı minvalde tweetleri var. Bütün Suriyeli göçmenlerden Sayın Ahmet Davutoğlu sorumludur diye tweetleri var. O zaman Sayın Davutoğlu acaba bu dile karşı ne diyor? Çok rahatsız olduğuna eminim. Ama bu şekilde sürdürülemez. Bir mutabakat varsa o zaman mutabakatın lideri olarak Sayın Kılıçdaroğlu da diğer liderlerin oy olarak karşılık ne olursa olsun onurlarını, onların dünya görüşlerini de korumalı, saygı göstermeli diye. İnsani çerçevede bakmak lazım. Zaten Sayın Mehmet Çavuşoğlu'nun üstün gayretleri, yani hakikaten görüşme trafiğinin diplomasi içerisinde çözümü ve Şam rejimiyle anlaşarak onların güvenliklerinin sağlanması,
Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri de bu yönde. Yani bugün bizde misafir olanlar yarın komşumuz olacak diyor. Yani bunlar bu insanlarla ilişkilerimizi koparıp atacak bir halimiz yok. Bu çerçevede söylemine baktığımız zaman yani daha önceki yani Ümit Bey'in ve Sinan Oğan Bey'in attıkları tweetler yani o anlamda size hak veriyorum ben. Yani bu şey gibi bir emtia gibi görmemek lazım. Evet. Netice itibariyle bir kalp sinir sistemi olan, düşüncesi olan insan bunlar. O bakımdan uyumsuzluklar var mı? Var. Siz de görüyorsunuz, biz de görüyoruz. Ama bunun yanında... Ama suç istatistiklerine baktığınızda çok düşük. Yok, suç olarak düşünmeyin bakın. Mesela birlikte yaşama kültürü diye bir olgu var. Yani bunun birazcık böyle tabii ki bu uyumsuzlukların olduğunu ben düşünüyorum. Bir evet. de... Ama Mustafa Bey yani şeyler, entegrasyon politikaları başarılı şey oldu mu? Yok bakın, böyle bir politika ortada. Bir de mesela iş kurmuş hakikaten. Nurten Hanım bir gün Mustafa Bey'i götürsen Suriyelilere misafir ol. Bakın ben diyorum ki bir yani göç politikası eleştirilmeli. Evet. Orada yanlışlar tabii yapıldı. Tabii. Çok fazla açık kapı politikası uzun sürdü. Ya bununla ilgili bakın bu insanlara kızamazsınız. Nagi Hanım sadece... Yani şunu size özür dilerim. Suriyeli... Gelen mültecilerden sizin arkadaşınız var mı? Var var. İş yaptığım ha, çok insan güzel. Var. O bak, kadar az ki bakın arkadaşı olan. Bu bak, insanlarla biz yan yana yaşıyoruz. Benim çok arkadaşım ama ayrı bir sanki farklı gezegenlerde yaşıyoruz. Sadece Suriyeli olarak da yorumlamamak lazım. Yani Türkiye Cumhuriyeti meri kanunlarını hiçe sayan ve kaçak olarak elbette onun istisnası aşan, olmaz. Bakın ne amaçla geldiği belli olmayan insanlar da var şimdi. Aslında onlarla mücadele ediyor işleri bakalım. Mesela kamuoyunda efendim şey sahipleri yani konuşan insanların, kamuoyunu bilgilendiren insanların, siyasetçilerin özellikle konuştukları zaman hepsini sadece Suriyeli diye adlandırmalarını da ben çok doğru bulmuyorum. Mültecilerin genel adı öyle oldu. Aslında temel meselemiz Nagihan Hanım. Mesela birçok Ukraynalı mülteci var. Yani tabii, ben ayrım yapmak aslında istemem. Aslında temel meselemiz kaçak yani ırksal düzeyde kayıt kalıyor. Altına çok alınmamış. Ayıp bir şey. Sokaklarda efendim bir belirli bir ikameti kaydedilmemiş. Ve kamplar vardı daha önce biliyorsunuz ilk kabul evet. kampları vardı. Bunlardan şehirlere dağılmış ve kontrolden çıkmışları kastetmek lazım. Aslında burada yaşayan, ev tutmuş, aile kurmuş, iş kurmuş, çalışan, sabah işine giden, akşam evine gelenlere bir hepsine bir Suriyeli diye tanımlayıp söylemek ben yanlış buluyorum. Tabii. Düşünsenize yani biraz empati yapalım. Suriyeli olarak Türkiye'de yaşamak ne kadar zorlaştı. Ama yabancılar diyebiliriz. Yani bu kaçak durumunda Türkiye'nin meri kanunlarını elbette delerek kaçaklarla Türkiye'ye karşı hamle lazım. Yaparak gelmiş insanları bir an elbette. Önce toparlayıp devletin tabii ki etkin gücünü de kullanmakta o yapılıyor. Faydalı. Yani bunu söyleyince sanki evet, yapılmıyor. Hayır, hızlı yapılmalı diye düşünüyoruz. Abi, yapılmaz olur mu biliyorum ben yapıldığını. Yani, ve İçişleri Bakanlığı bu konuda hakikaten göç idaresi kesinlikle çok başarılı çok iyi çalışıyor, çalışmalar katılıyor. Yapıyorlar. Yani öyle kayıtsız kuyusuz adam da yok. Sonra bu hudutlar efendim yol geçen Kevgir'e döndü filan. Öyle bunlar bir şey yok. Yok böyle bir şey. Yanlış öyle bir şey ya, yok. Şey yani evet. hudutlarımız da son derece mesela yani biz çok çıktığımız için ben doğrudan bakanlıktan ilgili valilerden, göç idaresinden de bilgi alarak hatta bazen onlara inanmıyorum. Direkt işte diyorlar ki Hatay'dan geçti. Direkt Hatay. Ya bakıyorsun yok öyle bir şey. Yok. Üç tane evet. beş tane adam belki aşabilmiş. Onu anında zaten güvenlik güçleri yakalıyor. Evet. Ama muhalefet öyle bir algı oluşturdu ki bir yani yabancı düşmanlığına dönüştü bu insanlık. Muhalefet değil bu yani Ümit Özdağ ve Zafer Partisi yaptı ve şimdi söylemi domine ettiler. Videoyu hatırlıyor musunuz? Video çektiler. Ya korkunç bir şey. Ya, yani söyleyeyim, sınır güvenliğimize de sabotajdır. Ya o şekilde söylenir mi? Böyle bir siyasetçi yani böyle bir ibare kullanabilir bakınız, mi? Sınır güvenliğimiz her şeyden önemli. Her zamankinden daha güvenli bir halde şu anda. Duvarıydı, çukuruydu, elektriğiydi, kamerasıydı, ileri seviyede askerimiz, şeyimiz. Ya bakmayın, ancak şu olabilir. Huduttaki bir görevli hainlik yapar. Yahut da askerin içinde yakalamak evet. istemez, İstanbul'a kadar evet. gelir. Bu o ayrı, çok evet. istisnadır. Ama bakın yani bütün evet. bu söylemlerle büyük bir doğulu düşmanlığı yapıyor. Mesela şehir efsaneleri üretildi, Afganlar geldi. Bakın ben Afganistan'a iki kere gitmiş bir gazeteciyim. Afganistan'daki o büyük dram, Taliban'dan canını zor kurtaran kadınlar, çocuklar kaçtılar ve bütün Avrupa ülkeleri iyi kötü kendilerince kontenjan açtılar. Türkiye'de bu göçmen karşıtlığı söylemi yüzünden
Aslında bizim orada pırıl pırıl her şeyden önce evet. Türkmen kardeşlerimiz var. Onlara bir kontenjan açılabilirdi. Bu söylem nedeniyle o bile yapılamadı. Ama şimdi Afgan göçmenlerin var. Ben de şunu eklemek istiyorum. Türkiye'ye kaldırabileceğinden fazla yük yüklendi. Ve Avrupa Birliği verdiği sözleri tutmadı. Türkiye kadar da kimse taşın bakın, altına koymadı. Bakın onun için göç politikasını eleştirelim. Ama bu insanların bir günahı mülteci yok. Mülteci durumu bu duruma gel. Mülteci yoksa insani olarak bakıldığında evet ama kabul edelim ki Türkiye'nin kaldırabileceğinden fazlası ama bu invalide tartışmak tehlikeli. Böyle bir yani bu insanların bir günahı yani. Yok. Şu, göç politikası şu görülmüyor. Bakınız Türkiye evet bu kadar insanı 3 milyon 700-800 bin insan şu anda kayıtlı geçici koruma statüsünde Türkiye içindeler. Şu görülmüyor. Türkiye eğer gereken tedbirleri almasaydı şu anda İdlib'de, Kuzey Suriye'de 6 milyon Suriyeli var. Bunların hepsinin Türkiye'ye gelmesi mukadderdi. Eğer Türkiye o askeri harekatları yapmasa, o hudut güvenliklerini, güvenliğini almasa, içeride bu tedbirleri almasaydı. Şimdi yani muhalefet şunu açıkça söylüyor. Bazı arkadaşlar da çok ya. Evet 13 milyon göçmen. Nerede yok, 13 yok, milyon? Yok öyle bir rakam. Ya göçmenin tamamı öyle bir rakam bakın, yok yani. Türkiye'deki tamamı zaten 4 milyon 900 bin falandır tamamı. Suriyelisi, Afganlısı, Iraklısı, Libyalısı, Mısırlısı vesaire. Şimdi 13 milyonu getirdiniz, 10 milyon da gelecek. O gün Numan Bey ile konuşurken ya de ısrar ediyor 13 milyon diyor. O yanlış ya. Bence. Yani yanlış öyle bir acaba burada iş kuran ticari vizeyle gelen insanları da mı topluyoruz? Vallahi orada en büyük yanlış yani. Numan Bey'in benim yanımda öyle konuşamaz yani. Konuştuysan ısrar etti konuşur. Yani. Sen orada işte Sayın Cumhurbaşkanımızı temsil diyor. Ediyorsun. Senin yanında öyle konuşamaz. Hayır o 4 milyon 900 bin diye rakamları karıştırmış o. Tamamı 4 milyon 900 bindir. Suriyeliler 3 milyon 708 o kadar. Evet, 3 milyon 782 bin. Evet o kadar kesin rakam. Yerken. Ve bunlar da tamamı kontrol altındadır bakın. Ve adres kontrollü bir de valilikler herkes var. Mesela ya Hatay'da arada kaçaklar var benim bildiğim. Var. Mesela Hatay'da 400 bin gösteriliyordu. Valilik bir araştırma yaptı 300 küsür bin. O kadar Sivas'a şeye İstanbul'a vesaire başka illere şey yapmışlar. Ve buradaki vilayette aynı tedbirleri alıyor. Yani burada hem göç idaresi, hem valiliklerimiz, hem güvenlik güçlerimiz, İçişleri hakikaten çok güzel iş çıkarıyorlar. Ve bu kadar mülteciyi bu şekilde sorunsuz barındırması da kimi sorunlar için bir takım kriminal olaylar. Nagihan Hanım'ın söylediği gibi bizdeki olayların yarısı kadar olmuyor. 1'e 3, 3'te 1'i. Evet 3'te 1'i kadar olay oluyor. Bir yabancı düşmanlığı özellikle doğulu düşmanlığı maalesef yani bunu Zafer Partisi kendisine ilke yaptı. Ama muhalefet de yani bu muhalefet de çok bundan tehlikeli. Çok geri çok bakın, geri. Bakın Avrupa'da İslamofobi diyoruz. Çok geri İslamofobi kalmış değil. Bir de şunu da görmüyorlar. Başka bakın, bir versiyonu bu. Şunu görmüyorlar. Gidin Urfa'ya, gidin Gaziantep'e. Buradan Suriyelileri Kemal Bey bir sene içinde çıkarsın. Oradaki şey sanayi çöker. Tabii. Ben bizzat gittim oralarda. Şimdi, Türkmen kardeşlerimiz de var onlara. Ya bizim yani. Sadece Türkmen değil. Bakın abi. Afgan diyorlar. Şimdi, Afganları çıkarın Türkiye'de çoban bulamazsınız. Bulamazsın. Nihayet yok şu anda. Benim bu Şile tarafında köylerde çobanlar şeyler vardı. Bazı kurumlar kapatıldı. Niye? Afganları gönderdiler. Evet. İşçi bulamıyoruz diyorlar. Ve hep ucuza çalışan şimdi bakın, insanlar bunlar. Şimdi yazık bakın. Yani. Bizim Türk gençleri ağır işlerde çalışmıyorlar. Doğru. İşsizliğin en önemli şeylerinden birisi o. İş beğenmiyorlar. Bu ağır işlerin tamamında Suriyeliler, Afganlılar, yabancılar çalışıyor. Burada iş adamlarımızın tabii vicdansızlıklarını da söyleyelim. Ucuz işçilik diye efendim sosyal sigortasını falan yapmadan yapana haksızlık yapıyorlar. Fakat önemli sanayi şehirlerimizde iş gücünü bu Suriye'den gelen, Irak'tan gelen diğer göçmenler kaldırıyor. Artı bakın küçümseniyor ama çok sayıda da Türkiye'de yatırım yapmış Suriyeli iş adamı var. Çok var. Suriye karıştıktan sonra Türkiye'de şu anda yani 10 milyarlarca yatırımları var. Ve bu şu andaki yabancı düşmanlığı onları da ürkütüyor. Bakın bu seçim konusunda Başkan Erdoğan'ın kazanmasını en fazla onlar istiyorlar. Çünkü adamların yani bir yabancı olarak Türkiye'de çalışman ve yarın gönderileceğini düşünmen. Ben 5 yıl yurt dışında kaldım biliyorum. Ve 10 yılda Avrupa'daki göçmenlerim ben sürekli dolaştım. Yani Nagihan Hanım'ın o şeyine, tespitine yerden göğe kadar katılıyorum. Göçmenlere insan olarak bakmanız gerekiyor. Gayet tabii. Onun evine bir gidip bir oturun bir çayın çorbasını için. Onun çocuğunun olduğunu, hanımının olduğunu, ihtiyacının olduğunu, insan olduğunu bir görün. Ama bu yabancı düşmanlığını körükleyenler emtia gibi bakıyorlar.
kamyona doldurup gönderelim. Yok şu şu zararı verdiler. Ya zarar varsa, herhangi bir kriminal bir şey varsa ülkenin polisi var, jandarması var, mahkemesi var ve en ufak şeyde de bakınız. Yani en fazla biz Arap camiası bizi tanıdığı için en ufak şeyde ihlalde affetmiyor. Mesela ikameti bitmiş, yurt dışına gitmiş. Yurt dışından döndüğünde bakmış, ikameti bitmiş. Onu bile kabul etmiyor bizim şey. Yani bu kadar sıkı tutuyor. Evet. Onlar en ufak bir şikayet oluyor. Onlar bana geliyor, gelse ikametini uzatacak. Hayır, dışarıda ikamet süresi dolmuş, dönemez diye. Yani bir de bu derece sıkı tutan bir şey var. Yani sırf iktidarı karalamak için ve mülteciler konusu da, yani hepimizin milliyetçi duyguları var. Millette de alıcısı var. %2 oy az mı Ümit Özdağ'ın oluşturduğu? Bu da kullanılıyor. Çok kullanılıyor. Ama iktidarın da bu oyuna gelmemesi lazım. Evet, bakın yani lazım bu kadar yani. Vicdanlı bir tavırla bu kadar insana ev sahipliği yaptı. Bunca emek, bunca çaba var. Ve şimdi bu dalgayla yani Sayın Cumhurbaşkanı da bir sene içinde göndereceğiz gibi söylemleri devam ettirmesi bu kadar içinde, çabaya yazık. Nagihan Hanım, Cumhurbaşkanı bir sene içinde söyleyeceğiz dedi. 2-3 sene önceden Kuzey Suriye'de oluşturulan işte piriket evler, kalıcı binalar, hastaneler, kalıcı okullar, köyler vesaireler, camisini, iş yerini, okulunu vesairesini, hastanesi hazırlayıp ondan sonra buradaki hakikaten burada mağdur olan çok Suriyeli var. Ya adam kendi vatanında rahat edecekken burada sığınmacı yani bodrum katlarda belki yani oradaki tabii dönmek isteyene güvenlik kaygılarıyla dönmek isteyene orada yani. Orada bakın güzel burada önemli olan o kendi iradesi. Şimdi göndereceğiz dediği başkanın, Başkan Erdoğan'ın gönüllü olarak tabii orası önemli. Ve güvenli bölgeye İnsani gönderecek. Şartlar, evet. Artı bunun ötesinde bir de Mustafa Bey temas etti. Türkiye ayrıca Suriye rejimiyle de anlaşmaya çalışıyor. Tabii tabii. Üstün gayreti var. Problemin en büyük şeyi tarafı hem muhalefet, Türkiye askerinin orada bulunması, Suriye ona itiraz ediyor. Ama asıl konu bu 3.780.000. Evet, devam ediyoruz haber arenaya sevgili seyirciler. Sayın Tosun, sizde kalmıştık. Buyurun, siz biraz erken ayrılacaksınız sanırım. Evet. O yüzden sizi dinleyelim. Buyurun, Sinan Ağan konusuna geçelim isterseniz. Evet, Suriyeliler konusunu öyle noktalayalım. Şimdi Sinan Ağan konusuna gelince, yani Nagihan Hanım'ın Ümit Özdağ'ı kabul etmeleri ilkeli de Sinan'ınki ilkeli değil mi gibi bir şey oldu haklı olarak. Bir defa siyasette siyasetçilerin keskin tavır almalarını ben doğru bulmam. Ya bunu kim yaparsa yapsın. Yani ben olursam, olmazsam şöyle yahut kesin olarak bu böyledir. Bu konuda evet Sinan Bey'in de çok keskin tavırları oldu. Gerek Hüdapar konusunda, gerekse mülteciler konusunda verdiği rakamlarda aldığı tavırlarda keskin bir tavırlar oldu. Ya bu siyasetçilerin bence bütün siyasetçilerin yaptığı bir şey. Daha sonra bu yaptıklarından kimileri eleştiriliyor da. Yani hani mesela demiyorlar mı Tayyip Bey'e ben hayatta olduğum sürece rahibi alamazsınız dedi sonra gönderdi diye. Şimdi o keskin bir ifade. Niye kullandı o? Orada devletler arası bir şey mi vardı onu bilemem ama eleştirildiğine göre siyasetçi bu tür keskin tavırlardan bence kaçınması lazım. Daima bir açık kapı bırakması lazım. Daima çünkü siyasetin tek silahı diyelim yahut da aracı dilidir, diplomasidir yani. Hele siyasetçi yani onun şiddetle, onun ne bileyim eylemden ziyade diplomatik tavrı, dili, yaklaşımı, fikirleri, öngörüleri önemlidir. Dolayısıyla bunları kamuoyuyla paylaşırken daima bir açık kapının olması lazım. Ben burada şunu da antiparantez söyleyeyim. Kimi siyasetçilerin beğenmediğimiz fikirleri olabilir. Anayasayla ilgili de fikirleri olabilir. Ben şiddet içermediği sürece siyasetçilerin hele de milletvekili olmuşların her şeyi tartışabilmelerinden yanayım. Tartışmak. Tartışsın biri kabul eder biri reddeder. Ama hiçbir şeyi ben şunu tartışmam bu yanlıştır bence. Dokunulmazlığın özünde de kürsü dokunulmazlığı yani her fikri. Çünkü siyasetçi aynı zamanda hele mecliste ise anayasayı değiştirecek güçte bir insandır. Anayasa üzerinde yemin etmesi de bana göre o yemin metninin de değişmesi gerekir. Çünkü o siyasetçi gerekirse anayasadaki herhangi bir maddeyi de
değiştirmek doğru. yetkisiyi de bazı, geliyor. Ama peki anayasadaki bazı tartışılamayaz maddeler de mi tartışmaya açık olmalı? Dolayısıyla ben mesela yemin metnini 1924 anayasasındaki metni çok beğenirim. Yani ilk anayasamızdır Cumhuriyet kurulduğunda oradaki şey vatana, millete sadakattir özetle. 21'den sonra ama tabii, 21'de çok hayır, daha kısımda. 24 anayasasının metni evet. çok güzel bir metindir. Şimdi yani şimdiki metni mesela yani böyle bir metin, böyle bir yemin olamaz ya. Söylediğim gibi siyasetçi anayasayı bile anayasaya aykırı konuşma hakkı vardır. Kanunlara hakkı konuşma çok hakkı doğru. vardır. Çünkü o yetkiyle yasama yetkisi vardır. Çok doğru ama şimdi, büyük şerh düşüyorum. Her şeyi konuşma hakkı vardır ama temel insan haklarına aykırı konuşma hakkı elbette, yoktur. Elbette, elbette. Ümit temel. Özdağ'ınki göçmen söylemi budur. Sinan Oğan'ın Ümit Özdağ'ın söylemiyle sandığa götürdüğü söylem temel insan yok, haklarına aykırıdır. Yok orada katılmıyorum. Söylesin bakın zorla, en saçma, hayır insanları, en saçma fikri de söylesin temel insan ama haklarına karşısında aykırı olamaz. İnsanlar olacaktır. Hayır bakınız zaten bunlar aldığı işte %2'lik bir şeydir. Ama ne olursa bence olsun bakınız, şiddet şerhi gibi hayır, bu da bir şerh. Hayır şiddet içerme bakın ne dedik? Hitler'de şiddet içermedikçe, şiddet içermedikçe. İşte ben de ona şunu ekliyorum temel şey, insan haklarına aykırı olmadık. Her şey tartışılmalıdır. Şiddet içermediği sürece. Onun için ben filan madde tartışılır. Filan maddede ben o kanaatte ben, değilim. Ben, evet. ben bunun bir kere şiddet içerdiğini düşünüyorum. Zorla insanları göndermek. Gibi bir tartışmanın söz konusu olması. Ya bence hayır, tartışmaya fikri, kapalı olmuyor. Her şeyi tartışma. Bakınız şimdi Deva Partisi'nden bahsetti. 66. maddeyi o yüzden şey de getiriyor. Sinan Bey de getirdi. Ümit Bey de getirdi. Evet. Getirebilir bakınız. O onu savunur. Başkası başkasını doğru. savunabilir ama siz mecliste bir karar vereceğiniz zaman siz ikiniz karar vermiyorsunuz ki oradaki çoğunluk ne karar verirse ya da doğru, referanduma götürürsünüz. Referandumda ne karar çıkarsa ben tartışmam etmem. Bence bu biraz siyasette keskin tavırdır. Ama her şeyi referanduma götüremezsiniz. Kesinlikle katılıyorum bu çerçeveye. Evet. Yani şimdi, mesela sığınmacıları göndermeyi bırakın. Bütün evet. sığınmacıları cezaevlerine atıyoruz. Uyduruyorum yani abartılıyorum çünkü anlaşılmak istiyorum. Böyle bir şeyi siz referanduma götüremezsiniz. Götüremezsiniz. Abi insan hakları. Temel insan hakları. Şimdi Sinan Bey'in şeyi desteklemesine, Tayyip Bey'i destekleme açıklamasına gelince. Şimdi bakınız ittifaklar ortak bölenler üzerinde yapılır. Ama farklılıklarınızı muhafaza edersiniz. İşte mesela Cumhur İttifakı. 4 tane siyasi parti var. Hepsi farklı düşünceleri, farklı programları var. İttifakları nerede? İttifaklar ortak bölenlerde. Mustafa Bey'in özetiyle istikbal, istiklal ve istikrar mı dedin? İstikbal, ha. istikrar ve istikbal. İstikbal. Yani siz, ama istiklal yani işte, en önemlisi. Yani bütün herkesin şimdi, aynı hemfikir olması MHP'yle lazım. MHP'yle de, Refah Partisi'yle de, efendim Büyük Birlik Partisi'yle de AK Parti milli beka konusunda, ülkenin geleceği konusunda, gelişmesi konusunda, bağımsızlığı konusunda bunlar ortak bölenler. Ha bir de anlaşamadıkları şeyler vardır. İttifaklarda ihtilaflar değil, ortak bölenler ortaya çıkar. Şimdi Sinan Bey de bence bu şeye destek verirken ne AK Partili oldu ne de başka bir parti. Zaten partisi yok. Kendi fikirleriyle bir şeyler koydu ortaya ve karşı tarafta aralarında ikna oldu demek ki. Bir de Millet Cumhur İttifakı'nda pazarlık yok. Makam mevki pazarlığı olmadı. Hep işte Sinan Bey'in teklif ettiği gibi MHP'nin de görüşleri vardı. Şunlar bunlar yapılsın. İşte Refah Partisi gelirken 30 tane madde koydu. Benim bunlar kırmızı çizgilerimdir dedi. Büyük Birlik Partisi ile aynı şekilde. Dolayısıyla Sinan Bey gelirken bence ne AK Partili oldu ne de fikri değişti. Kendi fikirleriyle geldi, destekliyor. O aykırı fikirleri olabilir. Fakat Sinan Bey konumu itibariyle zaten MHP'den ayrılmış bir arkadaş. Daha sonra mahkeme kararıyla dönmesine rağmen dönmemiş. Fakat tabanından bana göre kopmadığı için. Yani o dönemde MHP'den kopanlar başka parti kurdular. İşte İYİ Parti oradan çıktı. Şu an MHP üyesi değil Sinan Bey. Değil. Öyle bir şey yok yani. Şimdi, peki bir dakika, Sinan Bey'in cehennemin kapılarını kapatmaya geliyoruz söylemiyoruz. O cehennemin kapıları cennetin kapıları mı oldu? Sinan Bey şunu söylüyor. Yani başka bir partiye gitmeyi, parti kurmayı düşünmediğini kendisini. Partisi MHP, var Sinan Bey'in yalnız bir tane. Yok partisi. Seçime girmemiş bir partisi var. Yok partisi onun ya. Kendi partisi benim parti de yok. Bildiğim yok.
Yok öyle bir partisi. Peki bir dahaki program... Kurduysa bak, bilmiyoruz. Bilmiyorum. Yok öyle bir partisi. Yani çok sürprizler var. Şu 1 Haziran'da bunları konuşacağız şimdi, tabii. Şimdi benim yani Sinan en azından Bey'i, bir parti lideri olarak... Şimdi Sinan Bey yaptı. Sadece bir ittifak protokolü falan yok Sinan Bey'le. Evet. Sadece kendisinin görüş ve şeylerini irade beyanında bulundu. Destek beyanı. Şimdi ben ve arkadaşlarım dedi. Yani yoksa günü, seçmeni götürme şansı yok. Ben pazar günü Sinan Oğan'a açık mektup diye kendi köşemde bir yazı yazdım. Orada şunları anlattım. Dedim ki Sinan Oğan konumu itibariyle sağ kesimde özellikle milliyetçi kesimde siyaset yapmış ve milliyetçi kesim tarafından tanınan, bilinen, sevildiği kadar da onlar tarafından sevilen bir insan. CHP yahut da Kemal Bey'e destek verdiği takdirde milliyetçi muhafazakar tabandaki siyasi hayatını sonlandırır. Tıpkı yani CHP'ye giden gerek şeyden İslami kesimden gerek milliyetçi kesimden giden siyasetçi arkadaşların bu tarafta herhangi bir şeyleri kalmadı. O tarafta da itibar görmediler bakınız. Şimdi ben bunu yazdım ve önünde üç seçenek var. Ya Kemal Bey'e gidecek, siyasi hayatı muhafazakar kesimde bitecek. Ya Cumhur İttifakı'na destek olacak. Tayyip Bey'e destek verecek ki bu aslında öne sürdüğü bazı işte cehennemin kapılarını açmak, kapatmak gibi şeylerin ötesinde onunla mülteciler konusunda hepimizin bildiği hassasiyetler var. Bazı benim de kabul etmediğim birçok tartışmada da programda da birlikte ben yani karşı çıktım fikirlerine. Fakat ben Sinan Bey'i donanımlı bir insan olarak, makul bir insan olarak ve yani çok fazla yani bana göre belki aşırılıklar var ama toplum nezdinde de kabul gören bir şey olarak %5 aç değil, az değil. Muharrem İnce'nin oyları da ona geldi. Niye Tayyip Bey'e gelmedi, Kemal Bey'e gitmedi? Çünkü evet, ya ben şunu da açıkça söyledim, onu söyleyeyim. Yani Muharrem Bey'le biz birlikte siyaset yaptık. İmzası yetmeseydi ben gidip Muharrem Bey için de imza verirdim. Bunu da söyledim. Evet. Ama Muharrem Bey ince haksızlık yapılmış. Ama bana göre bakınız, bana göre benim bir yeğenim geçen geldi de Sinan Bey hakkında ben şunu söyledim. Eğer faraza Tayyip Bey aday olmasaydı, önümüzde 3 tane aday olsaydı. Kemal Bey, Muharrem Bey ve Sinan Bey. Ben Sinan Bey'i tercih ederdim. Neden? Ya Sinan Bey'in hem donanımlı olduğunu biliyorum. Hem yani siyasi tecrübesi yeterli. Ve kendisini ifade etme şeyi var. Hassasiyetleri itibarıyla da anlaşamadığımız noktalar bir tarafta, bence Cumhur İttifakı'na Millet İttifakı'ndan daha yakın. Buraya gelirse bence zarar etmez. Hem kendisi siyasi hayatını güçlendirerek devam eder, hem Türkiye bağımsız güçlü Türkiye hedefine katkıda bulunmuş olur. Hem de kendisi güçlenir diye hocam, şey yaptım. Toparlarsanız süremizi aşacağız. Ya da üçüncü yol tarafsız kalmasıdır. Bence basit, en doğrusu olurdu. Bence basiretli davrandı. Tayyip Bey'i destekleyerek hem bakınız kendi fikirlerini ilke beyanında bulundu gündeme zaten. Getirdi i̇lke tabii. Beyanında bulundu. Kendi fikirlerini şey gündeme getirdi. Ortada bir pazarlık olmadığını Cumhurbaşkanı da söylüyor. Kendisi de söylüyor. Yalnız ben şuradan Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından görüştük. İşte Afet Bakanlığı kurulması ihtimalinden bahsetti. Büyük ihtimalle Afet Bakanlığı kurulacak. Yani en azından o görüşmeden sonra mutabakat metni yeni kabinede yayınlanmadı. Sinan Bey'e yeni kabinede verirler mi? Vallahi bana göre Afet Bakanlığı kurulup da bana verirse Sinan Bey'e de yakışır. Ben hiç şey yapmam. Ya nasıl yadırgamam. Yakışır? Bütün göçmenleri kovmaktan bahsediyor. Yapmayın. Hayır. Ha Afet Bakanlığı. Afet Bakanlığı. Özür dilerim. Afet ben hani Göç Bakanlığı gibi düşünüyorum. Afet Bakanlığı. Ya yoksa Göçmen Bakanlığı, İçişleri gibi onlar yani, hassas bakanlıklar. Evet. Öyle yani keskinlikleri olan siyasetçilerin götüreceği bakanlıklar evet, değildir. Peki. Bir de çok teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'nın lokomotifi Başkan Erdoğan'dır. Tabii. Onun hassasiyetleri her şeyin üstündedir. Diğer ortakların hassasiyetleri de o hassasiyetle birleşince ortaya büyük bir sinerji çıkıyor. Önümüzdeki pazar günü zaten bu sinerjinin neticesini hep birlikte göreceğiz. Peki. Diyor. Çok teşekkür ben ediyorum. Ediyorum. 22. dönem AK Parti Milletvekili Sayın Resul evet, Tosun katılımlarınız ve kıymetli yorumlarınız için. Evet, hemen size dönelim Sayın Kaya. Size biraz söz veremedik. İsterseniz Özdağ konusuyla neden Erdoğan destekledi? Buradan devam edelim. Ben şundan önce bir Resul abi tabii ayrılıyor, onun gıyabında konuşacağım.
anayasanın ilgili maddeleriyle ilgili kendi ifadelerimi, çekincelerimi bir öncelikli vurgulamak istiyorum. Şimdi anayasaya sadakat, anayasanın üzerine yemin etme. Asıl olan milletin bizatihi kendisi, biziz. 323 tane şu an Cumhur'un ittifakına müntesip milletvekilini seçtik. Seçerken de hiç kimse kusura bakmasın. İstanbul'da 98 tane 3 bölgede vekilin adı varken biz alıp ya arkadaş bunlar çok 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 önemli kişiler diye bakmayız. Biz çünkü orada gördük 3 ileri vurduk. Ya orada ben Fethi abiyi görürüm başım gözüm üstüne. Dolayısıyla biz önümüze gelen listeleri ve vekil listelerini onadık. Asıl olan ben. Peki vekiller kim? Bu kıymetli Resul abinin, ben onun kardeşiyim, gıyabında konuşacağım. İfade ettiği milletvekili yemini ne? Şimdi anayasanın bir 81. maddesi var. Bu yemini düzenliyor. Ne diyor bu yemin? Devletin varlığı ve bağımsızlığı, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, milletin kayıtsız şartsız egemenliği üzerine and içerek vazife ifade edeceğime ve anayasaya sadakatle bağlı kalacağıma diyor. Nokta. Dolayısıyla bu yemin metninde hukuki ve vicdani açıdan hiçbir sorun yoktur. Benim zaviyemde. İki, anayasanın 66. maddesi asla ve katla bir reisist, bir fasyorasyonel bir kavram değildir. Tam tersi bir birleştirici kavramdır der ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür. Ne der. Mutlu Türk'üm diye. Ve bu söylem asla bizleri ayrıştıran, bizleri onların dayattığı gibi bir mozaik olarak telakki eden sistem değildir. Bu söylem bir mermer misali kavi ve tahkim edilmiş bir toplum bilincini ortaya koyar. Yek diğeri. Şimdi anayasanın bir dibacesi var ve bu dibacesi üzerine, ön sözün üzerine kurulmuş bir ilk dört madde var. Ne diyor? Dibacesinde demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet dolu sinelerine emanet ve tevdi edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası diyor. Madde bir. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Nokta. Kimsenin bunda bir sorunu yok. Olamaz, olmamalıdır. Çünkü hukuki metinlerle, hukuki regülasyonlarla takit ve tahkim edilmiştir bir devletin bina ettiği sistem. İki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti başlangıçta belirten temel ilkelere dayanan laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir ve Atatürk milliyetçiliğine bağlıdır. Üç, lisanı Türkçedir. Bayrağı mahsus kanununda düzenlenmiş 2893. Ay yıldızlı al bayraktır. Başkenti Ankara'dır. Bunlarla marşı İstiklal Marşı'dır. Hiç kimsenin sorunu olmaz. Olmamalıdır. Eğer bunu bir freedom of declaration, freedom of speech, bir söylem hürriyeti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10 ve 19. maddelerinden herkes her düşündüğünü ifade etme hürriyetine sahiptir olarak algılarsak, üniter milli devlet yapısını ortadan kaldırırsınız. Bu bir. İki. Şimdi Barış Doster Cumhuriyet Gazetesi'nde müthiş bir yazı kaleme almış. 20 Mayıs 2023 tarihinde. CHP'deki söylem değişikliğinin ve Kemal Bey'in seçmen tarafından ne ölçüde samimi ve sahici bulunduğunu 28 Mayıs'ta göreceğiz diyor kıymetli Nesibe Hanım. Dört soru soruyor. Bir, kurucusu büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün birinci kongre olarak Sivas Kongresi'ni kabul eden, devlet kuran Devrimci Parti'nin altı okundan ikincisi olan milliyetçiliği yeni mi keşfettiniz 14 Mayıs sonrasında? İki, niçin yıllardır yeni Cumhuriyet Halk Partisi söylemini sürekli olarak dillendirip bir reddi miras, yani Atatürk Cumhuriyet Halk Partisi'nden farklı bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni inşa etme bilinci içerisine girdiniz? Üç, Atatürkçü, Cumhuriyetçi, Kemalist kesimi niye tasfiye ettiniz? Aynısını Bodrum Memleket Partisi açılışında kıymetli Muharrem İnce söylemedi mi? Ya dedi, sen oraya Davutoğlu'nu koydun, Babacan'ı koydun, Atatürkçüleri, Kemalistleri dedi, tasfiye ettin dedi. Hatta ve hatta FETÖ'cüleri koydun dedi. Baksınlar Memleket Partisi'nin Bodrum açılış konuşmasında. Dördüncü ve son sorusu, yeni Cumhuriyet Halk Partisi derken Graham Fuller'in Yeni Türkiye Cumhuriyeti kitabına hiç mi göz atmadınız diyor. Şimdi Ümit Özdağ ne der? Sinan Oğan ne der? Hiçbir ehemmiyeti yoktur. Kıymetli hanımefendi. Asıl olan Yüce Türk Milleti'nin 28 Mayıs gecesinde ne diyeceğidir. Şöyle bir algısal hataya düşüyoruz. %45 var Kemal Bey'de, 49.50 var Reis Cumhur'da, bir de ortada 5 puan var.
Buradan tutarsak buraya gelir. Hayır. Zaten ifade buyurdular Nedim Şener'in. Kulakları çınlasın. Bu bir matematik, bir algoritma, bir cebir hesabı değildir. Milleti siz tutup belirli bir yöre kanalize ettiğinizi zannederseniz dönersiniz bidayete, yedili masaya, 25'te 25 CHP var, 10 İYİ Parti var, 10 HDP var, 45. Beşi de zaten biz diğer homojen yapıdan alırız, 50 artı 1 oluruz dediniz. Millet sizi 44 nokta küsurda bıraktı. Dolayısıyla toplayarak, çıkararak bir matematiksel hesapla her kim 28 Mayıs'ta, biraz da kendi zaviyemde bakayım, bu seçime giderse kaybeder. Ümit Özdağ bunu dedi. Numan Kurtulmuş yanında ona cevap verdi. Hatadır. Sen Riyaset-i Cumhurbakanlığı'nı temsil ediyorsun arkadaş ya. Numan Bey'e söylüyorum. Ben o konuşmanı yaptığı anda kıymetli Mustafa Ertekin'le birlikte satır ve satır Ümit Bey'in yüz ifadesini okuduk. Beyninden geçen, evet, söylemek istedikleri, Numan Bey'e adeta söylettikleri ifade biz okuduk. Girme arkadaş topa. Sen çekil. Sen öyle bir partisin ki 35'e düşmüş olabilir oy. Ama senin Riyaseti Cumhur makamın 49.50, 27.133.000 oy almış ya. Ümit Özdağ onu demiş, Ümit Özdağ bunu demiş. Benim için hiçbir ehemmiyet yok. Hangi ifadesi için bunu söylediniz, cümle neydi? Bakın sürekli olarak Numan Bey şunu söyledi. Sığınmacılar bir yıl içinde göndereceğiz. Şunlar bunlar, bir saat açıklama yapmayın ya. Devletin programı bellidir. İçişleri Bakanlığı kayıtları bellidir. Riyaseti Cumhurbakanlığı söyleme bellidir. Yeterli hukuki ve fiili de facto durumu sağladığımız takdirde zaten gönüllü ve güvenilir bir şekilde uluslararası hukuk çerçevesinde göndereceğiz demiştir. Siz orada ne yapıyorsunuz ya, Ümit Özdağ güzelleme mi yapıyorsunuz? Al işte yaparsan bugün İşleyen bunda bir program var. Bakın zaten siyaset budur. Gazi Mustafa Kemal'e soruyorlar neden laiklik? Diyor ki ya Cumhuriyet'in bahanesi. Din öyle mukaddes bir olgudur ki diyor kıymetli hanımefendi. Siyaset gibi bir bataklığa bu bir metafordur. Asla mahkum edemezsiniz diyor. Onun için dinle devleti biz tefrik ettik diyor. Şimdi ne yapıyoruz biz? Ya bizim çok önemli siyasi figürler olarak gördüğümüz kişilerin milletin iradesinden bir haber, her kimse bunların üzerine alınsınlar, ben diyen ve kendisini egosantrik bir anlamda merkeze oturtturan bir bakışa teslim olduğunu görüyoruz. Millet asıldır kardeşim, asıl olan ben. Benim bir tane reyim var. Seni ben tayin ediyorum. Sen onu dedin, bunu dedin değil. Tıpkı sevgili Barış Dostlar Üstad'ın yazdığı gibi, samimi ol, bir duruşun olsun, Elif misali dümdüz ol, diklenmeden dik dur ama belirli bir çizgide omurgalı siyaset yap. Eğer yalpalamalar, savrulmalar veya 15 Temmuz 2016'dan sonra lider Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle Erdoğan'ı doğru anlayınız, doğru anlatınız açılımında farklı bir tezahürle siyaset devşirmeye çalışırsan millet seni 14 Mayıs'ta sandığa gömdü. Çünkü bizim savunduğumuz değerler asla yanlış anlaşılmasın. Sayın Erdoğan'ın zat-ı alisi, şahsı manevisi değildir. Onun şahsında temerküz eden Türk cihan mefküresidir. Alemi İslam'ın umududur. 350 milyonluk Türk dünyasının bakış açısıdır. Ve tüm dünyadan neşet eder. Dünya beşten büyüktür anlayışıdır. Yoksa Recep Tayyip Erdoğan benim babamın oğlu değil. Bugün lider Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği mefküre de odur. Bugün Erdoğan'ın durduğu yer her Türk milliyetçisinin ve ülkücünün durması gereken yerdir. Ama siz Ümit Özdağ güzellemeleri veya farklı bir takım tezahürler üzerinden farklı bir takım siyasi evrilmelere ve savrulmalara yönelirseniz, alınan kararları üstadın ifadesiyle rafa kaldırırsanız 28 Mayıs gecesi milletin sinesinde mahkum olursunuz. Çok az süre kaldı, 72 saat var. Millet şunu oylayacak. Ya Sayın Erdoğan'ın şahsında yeni bir çağ, asır, Türkiye yüzyılı ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nun şahsında daha dün kalp hareketleri, mutfak görüntüleri, 7 hanımcılık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletlik, Devrimcilik derken hanımcılık okunu bilmiyor muydu arkadaş? Atatürk bu kadar mı tırnak içinde cahildi? Nereden çıktı 7. ok? Ya gayet kime, güzel bir kime şey. Kime ifade buyurayım şey zaten, siz cevap verin. Kime neyin sempatisini sağlamaya çalışıyorsunuz? Bazı değerler bizim 9 ışığımız gibi 10. 11. okları kabul etmez. Ya yapma, bazı ya, değerler 6 okun yanında yani 7. oku kabul etmez. O esprinin altında yatan mantığa bakacaksınız. Şunu da bitireyim o espriyi. Çok önemli. Ay, Sözcü TV'ye çıktı Sayın İmamoğlu. Ben ülkücülük nedir bilirim nokta. İyi bilirim ha ünlem.
Yani ben iyi bilirim ülkücülük nedir derken, ülkücülüğün ne olduğunu da bilmeden konuşmayacaksın. Çünkü hep ifade buyuruyor lider Devlet Bahçeli, ilim, irfan ve edep. Eğer bunlardan münezzeh ve yoksunsanız ilk turda Mücahit Kemal olursunuz. İkinci turda milliyetçi ülkücü Kemal olursunuz. Üçüncü turda Halife-i Raşid'in noktasına giden bir Kemal Kılıçdaroğlu olursunuz. Millet bu savrulmaları sandığa mahkum eder nokta. Peki teşekkür ediyorum. Cevap hakkı doğdu. Birkaç cümleyle sizden alayım. Zira Sayın Ertekin'e dönmem gerekecek. Buyurun. Yani ne konuda cevap hakkı bilmiyorum ama ben belli noktalarda espri konusunda. Evet yani o hani yeni bir ok değil. Yani orada biraz da hani Dilek İmamoğlu'na hitaben gittiği bir Karadeniz şehrindeydi galiba. Ekrem İmamoğlu hanımcılık diye pankart açmışlardı. Hoşuna gitti, sonra başka yerlerde de onu dillendirdiler, devam ettiler. Yani bunlar güzel şeyler. Altoka ilave etmediler değil mi? Yani o yok. Yani sizce ettiler mi? Yani oradan kasıt hani. Yoksa İncem Kaya'ya yazmışım. Yani zaten Türkiye o kadar ataerkil bir toplum ki. Yani ne olursa olsun bırakın da birazcık eşin esprisi. Yani hanımcılık der ki hanımın sözü geçer ya anlamında. Böyle sıcak şeyler keşke olacak. Keşke böyle şeyler olsa. Şey pratikte lazım. Yok ki bunun tabii, karşılığı. Tabii. Keşke olsa. Peki şimdi Sayın Ertekin sizinle devam edelim. Biliyorsunuz ilk tur seçiminden önce HDP diyordu ki biz kilit partiyiz 50+1 sisteminde ama seçim sonucunda gördük ki bu test çürüdü. Sonrasında Sinan Oğan mı kilit diye tartışıldı. İşte Ümit Özdağ'la aralarındaki ayrılıklardan sonra bu da değişti esasında. Şimdi konuşulan milliyetçi seçmen ikinci turun merkezinde mi? Sizce öyle mi Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'ın bu tavırları seçmeni ikinci turda nasıl etkiler? Bakın bu 49.5 yani ilk turda alınan sandık iradesine baktığımız zaman burada aslında işte milliyetçi seçmen o. Milliyetçi seçmen o sandığın iradesi. Neden? Bakın argümana bakalım. Türkiye 100 yılı vizyonundan bahsediyoruz. Türkiye 100 yılı vizyonu zaten sandık sandığın iradesinin tecellisine sebep olan bakışa önce bir gelmek lazım. Bu ifadeyi yani kimin kilit parti, kimin neye oy verdiğine bakmak için. Bakın Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu bir vizyon var. Yani Türkiye 100 yılı vizyonu. Bu Türkiye 100 yılı vizyonunun temel çerçevesini, temel ana unsurunu oluşturan bilinç, fikir. Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2010-2011'den beri her konuşmasında aşağı yukarı açık hava toplantılarında ifade ettiği gibi 2023 lider ülke Türkiye vizyonudur bu. Yani 2023 yılında yani Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'nin eğitimde, teknolojide, efendim sanayide, ticarette ve gelişmişlikte birçok sosyal kesimlerin gelişiminde yani tüm verilerde gelişmiş bir ülke statüsüne kavuşup tam bağımsız Türkiye ideali. Şimdi bunları Cumhur İttifakı'nın çatısı altında yani Türkiye 100 yılı vizyonuyla birleştirildiği zaman ne ortaya çıkıyor? Aslında milliyetçilik fikrinin bu temel doktrinini oluşturan bütün ögeleri kapsıyor aslında Türkiye 100 yılı vizyonu. Yani sadece efendim sanayinin, ekonominin gelişmesini kapsamıyor birçok. Türk Devletler Topluluğu'nun kurulması, Kıbrıs'ın masaya oturtulması, efendim Türkiye'nin efendim tam bağımsız Türkiye hedefi bir paradigma değişikliği. Yani nedir bu paradigma değişikliği? Yani Batı, Türkiye bir Selçuklu Kartalı gibi hem Batı'ya yönünü çevirmiş hem de Doğu'ya yönünü çevirmiş durumda. Yani gerek ekonomik anlamda, gerekse efendim Türk Devletler Topluluğu'yla birlikte Şangay Paktı'na ilişki kurar hale gelmiştir. Rusya ile NATO ülkesi olmasına rağmen Rusya ile olan ilişkilerini geliştirmiştir. Ne yapmıştır? Bugün Batı coğrafyasıyla Doğu arasındaki finans üssü, lojistik üssü haline gelmiştir. Bunların temelde topladığımız zaman Türkiye'nin hakikaten bir kızıl elma düşüncesi, ülküsü, kızıl elma ülküsü ve Turan coğrafyasına hitap eden bir anlayış ortaya koymuştur. Şimdi yani Cumhur İttifakı'nın en temel argümanı neydi? Seçim sandığına giderken Türkiye 100 yılı vizyonu. Yani kapsam, yani bir söylem buydu ama kapsamı çok geniş. Dolayısıyla Türk milleti bu vizyonu oyladı aslında. Yani bu vizyonu oylayan anlayış milliyetçi bir fikriyattır. Bugün HDP'nin kilit parti olma söylemlerini zaten çıkaran kendileriydi.
Yani Sinan Oğan Beyefendi ilk defa bunu efendim HDP kilit parti olmasın diye biz küsen, darılan ve milliyetçi kesimden, İyi Parti'den, işte Milliyetçi Hareket Partisi'nden veya bir sebeple, bir nedenle oy vermeyen insanları toplayalım diye bir söylem geliştirdi. Aslında kilit parti diye bir parti yok. Yani neden kilit parti diye bir parti yok diyorum ben. Millet iradesinin hiç kimsenin kasasında değil milletin iradesi. Bakın birinci tur seçimlerinde tablonun, şablonun ne kadar değişik regüle ettiğini göreceğiz. Çünkü nedir? Bir söylem geliştiriyorsunuz. Diyelim ki ekonomi üzerine bir söylem geliştiriyorsunuz. Karşılığı varsa sandık iradesi onu oyluyor. Bir milli bir söylem geliştiriyorsunuz. Karşılığı varsa sandık iradesi oyluyor. Ne oylandı? Frogum polisinin efendim dezenformasyonunu, batılı emperyal başkentlerden bahsediyorum. The Economist'in küstah yayınlarını, Financial Times'ın efendim yatırım gelmesi için Türkiye'de siyasi regülasyon, siyasi bir iyileştirme yapma gibi söylemlerini, Charlie Hebdo'nun alçakça saldırılarını, bunlara baktığımız zaman Türkiye'de seçmen sandığa giderken, yani bu batılı emperyal başkentlerin Türkiye üzerindeki emel ve hedeflerini mi, Türkiye'nin ortaya koyduğu milli duruş ve uygulamaları mı? Bu sadece askeri alanda bir İHA, SİHA, TCG, Anadolu veya İMC uydusu bağlamından öte bir anlayış ortaya koydu. Ne dedi? Ben dedi 2020 Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında efendim enerji bağımsızlığımı, sınır güvenliğimi, enerji güvenliğimi ve su güvenliğimi, yani gıda üretim kapasitemi artıracağım. Bunları ortaya koydu Türkiye. Bu vizyonun içerisine de bunları yerleştirdi. Hepsi bir program dahilinde sürüyor. Yani bunun adı, yani 16 kadim Türk devletinin bir hilal etrafında birleştirilerek, efendim hilalin hemen dış kısmından dünyaya verilen bir ışık ve yıldızı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ilelebet payidar kalacak bir devleti temsil eden bir logoyla bu seçmene gitti. Dolayısıyla bunu bütüncül olarak düşündüğümüz zaman bu bir milliyetçiliktir. Bu milliyetçilik oylandığı zaman sandık iradesi 49.5 oy vermiştir. Burada siyasal milliyetçilikten bahsediyor diyorsak, bu yelpazenin temsilcisi 53 yıllık çınarı olan bu siyasetin Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Yani ülkücülükten bahsediyorlar ya, ülkücülük Milliyetçi Hareket Partisi'nde olur. Milliyetçi olunabilir ama ülkücülük çok farklı bir siyasi yelpazesini temsil eden 53 yıllık siyasetin çınarı Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Nokta. Lideri de Devlet Bahçeli'dir. Şimdi böyle küçük palyatif söylemlerle oya dönüşsün diye, efendim şu kilit olmuş, bu kilit olmuş, hiç kimse kilit olamaz. Milletin iradesi gönlü, Türk milletinin gönlü, milli bayrak inmesin, ezanlarımız susmasın, ülkemiz ilelebet paydar kalsın anlayış içerisindedir. Asıl milliyetçilik budur. Zaten milliyetçilik bu vatan için karşılıksız canını feda edebilmektir. Bu milliyetçilik gerekirse çıplak ayakla ateşte yürüyebilmektir. Yani bu ülke için. Bakın şunu vurgulamadan geçmek istemiyorum. Lider Devlet Bahçeli bakın ne söylüyor? Önce ülkem, sonra milletim, sonra partim, en son şahsını ortaya koyuyor. Neden? Çünkü önceliği devlet, önceliği millet, önceliği milletin refahı olan bir anlayıştır milliyetçilik. Şimdi burada küçücük söylemlerle, küçücük efendim şeylerle, siyasal tırnak içinde söylüyorum, siyasal çarpıcılıkla bu işler yürümez. Kilit parti diye bir şey yok benim anlayışıma göre. Kilit olan... Kilit seçmen var mı? Kilit seçmen şudur. Aslında bu seçmenin konsolide olduğu, yani efendim yer neresidir? Huzur içerisinde yaşamak, bayrağının dalgalanması, vatanının bölünmemesi, bu insanların ekonomik şartlarının, yaşam şartlarının, insani şartlarının, adalet anlayışının tesis edilmesi. Bunları siyasal partiler vaat olarak programlarına koyarlar. Yani bunları uygulayan, bu güveni, bu güvenirliği sunabilen partiler kilit partilerdir aslında. Yani bunları sunabilen anlayış, sunabilen partiler. Ama bu ülkeye kurşun atan, sınırlarımızı tehdit eden, yani bakın 33 yıldan beri terörle mücadelesi sürüyor bu ülkenin.
Terörle mücadele kararlarını sürdürenler milliyetçilik anlayışıyla sürdürüyor bunu. Bakın terör ülke bölünmesin diye, vatan elden gitmesin diye. E şimdi burada ortaya efendim bir bölünme, yani özellik şartının kaldırılmasıyla ilk başta yerel idarelerde böyle bir yol açıp, bir çığır açıp arkasından geliştirerek bölgesel özellik derken bölücülüğe giden söylemlerden uzak durmak lazım. Bu söylemlerden uzak duranlardır milliyetçiler. Peki, süremiz bitmek üzere. Bitmek üzere, toparlayayım. Bu anlamda son söz olarak şunları da ifade etmek istiyorum. 28 Mayıs sandık iradesi bu ülkede, bu ülkeyi 5 yıl yönetecek yöneticileri seçmeyecek. İstiklali, istikbali ve istikrarı oylayacak. Çünkü emperyal batılı başkentlerin yayın organları, istihbarat kuruluşlarının arkasında olan o yayın organları, alçak anketçiler Türkiye üzerindeki emel ve hedeflerini sürdürebilmek için manipülasyon politikaları sürdürüyorlar, gölge oyunu kuruyorlar. Bu oyunu bozacak mekanizma sandığın iradesidir. Sevgili halkımdan şunu istiyorum, yani 89.6 civarında bazı bölgelerde bir katılım olmuştu. Yani en büyük rehavet sandık, en büyük kayıp rehavettir. Sandık iradesinin tecellisi edebilmesi için mutlaka ve mutlaka sandığa gitmeleri, kararları ne olursa olsun. Ama inandıkları, güvendikleri, Türkiye'nin âli menfaatlerini koruyabilecek, bekasını temin edebilecek ve birçok İHA'yı, SİHA'yı, Kaan'ı, TCG Anadolu'yu bu kararlılığı sürdürebilecek bir anlayışı bir yere koysunlar. Diğer tarafta altılı masanın bir pazarlık masasına dönüşmüş şekliyle de değerlendirerek sandığa gitsinler. Ama kararlarına başımız gözümüz üzerine saygımız sonsuzdur. Ama karar için mutlaka ve mutlaka sandığa gitsinler diyorum. Peki, teşekkür ederim. Bu arada giremedik sevgili seyirciler konuya, yurt dışında seçmenler ciddi bir katılım sağladılar. Hatta rekor bir katılım sağlanmış. Sürenin 5 gün olmasına rağmen de bir önceki birinci turdaki oy kullanımının da üzerine çıkılmış. Buna giremedik bu akşam. Seçim öncesi, ikinci tur öncesi son haber arenaydı bu akşam. Var mı beklemek istediğiniz ikişer cümleyle sizlerden de son söz alayım. Tabii şimdi ki katılım oranının yüksek olması güzel bir şey ama şunu da hatırlatmak lazım. Demokrasi oturmuş, kurumsallaşmış ülkelerde sandığa gitme oranları düşüktür. Yani ne kadar demokratikse o kadar sandığa koşulur, ezberi doğru değildir. Aslında ne kadar kutuplaşırsak o kadar sandığa gidiyoruz elbette, galiba. Yani tabii ki temsilin gösterilmesi açısından, meclisin genel iradeyi toplumu yansıtması açısından, başkanlık sisteminde herkesin gerçekten iradesini beyan etmesi açısından iyi bir şeydir. Ama şunu da hatırlatayım. Pazar günü Yunanistan'da seçimler vardı. %60'larda katılım. Çok düşük, evet. Kuzey Avrupa'da filan bu iş %50'lere düşer. Belçika'da vesaire. Evet. Yani hani sandıkla demokrasi arasında bu anlamda bir bağlantı yok. Demokratik ülkelerde sandığa katılım oranı düşüktür. Bizim gibi ölüm kalım meselesi. O değişirse her şey değişir gibi. Siyasetin kelle koltukta yapıldığı ülkelerde sandığa bu kadar büyük bir şevkle gidiliyor. Sandık güzeldir, önemlidir. Türkiye'de çok şükür birçok aksaklıklara rağmen demokrasideki temiz ve dürüst sandık kurmayı becerebilen bir sistem var. Bunu sonuna kadar sağlayalım ama bundan sonrası için de gerçek anlamda işleyen ve hukuk devletini, herkesin kendini ifade edebildiği özgür bir ülkeye ve kurumsallaşmış bir sisteme ihtiyacımız var. Hepimizin amacının bu olması gerekir diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Sizden de son söz alayım. Son sözlerini Nagihan Hanım'ın ifade ettiği hususa vurgu yapayım. Şimdi ben çok de, kısa çünkü çok kısa bitirmem gerekiyor. Ben de çok isterim ki bir İskandinav ülkesi gibi, İsveç, Norveç, Danimarka'sı gibi çok daha düşük katılımlarda bir takım seçimler olsun. Ama benim maalesef yaşadığım bu güzel ülkem tam bir ateş çemberi içerisinde. Dolayısıyla bu bizim için bir varlık ve yokluk meselesi ve 28 Mayıs'ta da Yüce Türk Milleti bunu oylayacaktır. Peki, gazeteci Nagihan Alçı, hukukçu Cem Kaya ve gazeteci Mustafa Ertekin, teşekkür ediyorum katılımlarınız ve elbette kıymetli yorumlarınız için. Teşekkür ederiz. Evet, bu akşam da haber aranın sonuna geldik sevgili seyirciler. Yarın akşam zirvede karşınızda olacağız. Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, gazeteci Nedim Şener, yine gazeteci Hikmet Genç ve Optimal Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir konuklarım olacak. Yarın akşam 20.30'da görüşmek üzere, iyi geceler.